Stef Aras. Siyah bulutların tüm ürkütücülüğüyle gökyüzünde kendini göstermesi, yağmur sinyalleri vermekle beraber sonbahar mevsimine girmiş olduğumuzu hatırlatıyordu. Montumun ceplerinde üşümemek için mücadele eden ellerimi ısıtmak maksatlı bir yer ararcasına gezdirdim. Sağ elime peçete gelince çıkarıp soğuk havaya dayanamamış burnumun kızarmamasını umarak sildim. Hava değişikliğinde genelinde olduğu gibi ben de nezle oluyordum ve yalnız yaşayan bir erkek için bu hiç de güzel değildi. Gözlerimi spor ayakkabımın ucundan çekip gökyüzüne çevirdim ve burnumun ucuna bir yağmur damlası değince ayaklarım ister istemez hızlandı. Yağmuru severdim ama bu eve varıncaya kadar ıslanıp zatürre olabileceğim ihtimalini ilgilendirmiyordu. Bir sokağa daha dönerken yağmurun artışı ile birlikte rüzgardan uçuşup ayağıma dolaşan 2-3 kağıt parçasını fark ettim. Yokluktan olsa gerek para olduklarını anlamam uzun sürmedi. Hızımı sonlandırdım ve eğilip elime aldım. Yavaş adımlarla bir iki adım daha ilerledim. Paraları incelerken ilerideki karartı dikkatimi çekmişti. Duvarın dibinde oturmuş, siyah bir örtüyle kaplanmış ve ne olduğu belirsiz bir şey vardı. Kesinlikle çok korkutucuydu. Parasını etrafa saçan bir dilenci mi? Ah yok artık. Yanına vardığımda önündeki birkaç paraya göz gezdirdim. Paraların uçuyor delikanlı. Ses yoktu. Öyle ki delikanlı demem bile bana yabancı gelecek şekilde ne olduğu belirsizdi. Hey! Yine ses yoktu. Paraları metal paraların altına koyarak bak bunları böyle koydum. Yağmur yağıyor. Kalk bence. Yine ses yoktu. Uyuyor mu ne? Aman ya diye elim cebimde yürümeye devam ettim. İnsanların derdi kendineydi. Tıpkı benim derdimin kimseye yıllardır alakadar etme işi gibi. Sonrasında abi diyordu kardeşim. Abi ya çok kötüsün diyerek suratını buruşturdu. Ben büyüdüm artık makyaj yapabilirim diyen o kız yolda karşıdan karşıya geçemiyordu. Kahkaha atarken yeşil gözleri bana korkuyla bakıyordu. Daha fazla dayanamamıştım. Tamam bekle. Geliyorum korkakçadı diye bağırıyor bir yandan da gülüyordum. Korkak değilim ben. Sadece arabalar çok hızlı geliyor diye bağırdı. Tekrar gülerken bir araba geldi ve oracıkta durdu. Kardeşimin tam önünde. Abi diye cılız sesini yeniden duydum. Kardeşimi göremiyordum. Araba gitti ve kardeşim yoktu. Arabanın peşinden deli gibi koştum. Küçük boyum, küçük ayaklarım, kocaman minibüse ne kadar yetişebilirdi ki? Koşabildiğim kadar koştum. Sonra gözden kayboldu araba. Nefesimin tıkanmasını önemsemeyip tekrar geldiğim yere gittim. Belki gelir diye. Ağlayarak akşama kadar orada beklemiştim. Yoktu. Tam 17 sene olmuştu ve yoktu. Şu an yaşıyor gibiydim. 17 senedir de böyleydi bu. Gözlerimi kapattığımda yeşil gözleri çaresizce bakıyordu bana. Abi diyen ses yankılanıyordu kulaklarımda. Kulaklarımı kapatsam ne fayda? Yerli yersiz o sesi duymam, bu kadar net hatırlamam normal miydi? Ben acı çekiyordum. Sanki etlerim kor ateşte yanıyordu. Abi, yeter duymak istemiyordum. Ne zaman bitecekti bu işkence? Abi ya çok kötüsün. Ben anılarla boğuşurken ayaklarım benden habersiz yön değiştirmiş, geldiği yöne gidiyordu bile. Duvarın dibinde aynı şekilde öylece duruyordu korkunç beden. Korktuğum olmazdı değil mi? Yanına eğilip yüzündeki örtüyü kenara kıvırdım. Bu bir kız çocuğuydu. 10-12 yaşlarında var ya da yoktu. Kalk, kalk hadi diye sarstım. İhtimali vücudumu buz kesse de söylemek zorundaydım. Uyursan ölürsün. Öyle bir hali vardı ki ben zaten öldüm diyordu. Başını kollarımın arasına aldım. Aç şu gözlerini lütfen. Titreyen eli elimi bulmuştu.
elimi güç alırcasına sıktı. Gözlerini güçlükle açtı. Dudaklarını aralayıp "Anne" diye fısıldadı. Bu fısıltıdan cesaret almıştım. "Seni hastaneye götüreceğim. Lütfen biraz daha dayan" diye bağırdım. Bir faydası olmamıştı. Tebessüm edip gözlerini kapattı. Eli de elimden kayıp düşmüştü. O ölmüştü. Kardeşim değildi. Belki başkasının da kardeşi değildi. Ama tıpkı kardeşim gibi ölmüştü. Biz gibi bencil insanlar yüzünden. Çaresizce, boş yere, bir iç uğruna. Sonrasında gelen polis memurlarından biri ifademi aldı. Bir bilgim olmadığını anlayınca fazla üstelemedi. Ayaküstü bir ifade imzaladıktan sonra gidebileceğimi söylemişti. Sokak çocuğuydu. Soğuktan ölmüştü işte. Biz insanların ne kadar umrundaydı ki? Cansız bedeni ambulansla giderken sadece arkasından bakmakla yetinebilmiştim. Kapımın önüne kadar beni bırakan polis memuruna kafamı küçük bir hareketle eğerek teşekkür ederim dedim. Ne önemi var? Allah senden razı olsun asıl. Çok nadir senin gibileri. Millet başıma bela olmasın derdine düşüyor. Kim bilir kaç kişi gördü o çocukcağızı da boş verip geçti yanından. Orta yaşlı adamı dinlerken beynim söylediklerini anlamakta güçlük çekiyordu. Belli ki onun da içi burkulmuştu. Söylediklerinde de az çok haklı olabilirdi ama benim o çocuğu görmem önemli değildi. Ona bir faydam olmamıştı ki. Hiçbir şekilde kurtuluşu olmasa bile o an yanında ben değil de annesi olması gerekirdi. Belki o zaman son tebessümü daha içten olurdu. Daha fazla düşünmek istemiyordum. Beynimi yeterince doldurmuştum. Başımı tekrar küçük hareketle sallayarak arabadan indim. "İyi geceler" diye mırıldanırken kapıyı kapattım ve evime doğru ilerledim. Lambayı yakmak yerine ayakkabılarımı çıkartıp merdivenlere tırmanmaya başladım. Genelde sokak lambası benden önce girerdi evime. Etrafı az çok görebileceğim turuncu ışığı arkamda bırakmıştım. Üzerimde kuruyan kıyafetleri kirli sepetiyle buluşturarak üzerime geceliklerimi geçirdim. Şimdi uyuma vaktiydi. Ah, buralarda bir yerlerde yatağım olacaktı. Kendimi yatağa adeta fırlatarak sağ elimi başımın altına koydum. Avucum gibi bildiğim evimi severdim. Bu mahalleyi bisiklet ile gezerken keşfetmiştim. Keşfettim diyorum çünkü unutulmuş bir yerde unutulmuş bir hazine gibiydi. Huzuru sadece bu hazinede bulduğumu söyleyebilirim. Betimlemek gerekirse çok zaman alırdı. Ama şimdi sen diyeceksin. Ben senin nerede yürüdüğünü bilmezsem senin halinden nasıl anlayayım? Nasıl merdivenlerden çıkarken yorgunluğunu bileyim? Haklısın. Peki, başlayalım o zaman. Temiz havası, uzaklarda görünen deniz manzarası ve şirin evleriyle sevlesi bir yerdi burası. Müstakil olan evleri içten merdivenli, aynı tarz olup geneli yeşil ama diğer renklerden de olan boyalarıyla mahalleye ayrı bir hava katıyordu. Tahta parkıyla da tamamlıyordu her şeyi. Merkeze çok uzak değildi ve küçük minibüslerin yarım saatte bir geçmesinden başka fazla araba olmazdı. Sokaklarda oynayan çocukları ve kendileriyle hiçbir şekilde komşuluğum olmayan mahalle sakinleri fark etmeseler bile onları gelir gelmez içten içe sevmiş, hala da seviyordum. Bana huzur veren bu güzel mahallenin bir parçası olan evimi otel gibi kullansam da mahallenin insanlarıyla tanışıp kaynaşmak en büyük isteğimdi. Fakat içine kapanık yapım ya da kendime çizdiğim çerçeve ve çekingen tavırlarım mahalledeki teyzelerin bana yardımcı olmalarına, onlarla muhatap olmayarak görevini yerine getirmiş, beni yine yalnızlığa mahkum etmişti. Evimin önünde 4 basamaklık bir merdiven var. Giriş kapısından sonra küçücük bir hol ve 2 basamak da. Ayakkabılarımı orada çıkartır, ayakkabılıktan terliğimi oradan alırım. Her neyse. Genişçe bir salon ve arka tarafında bahçe kapısı var. Çok da küçük değil.
Güzel olsa da bahçeyle uğraşmayı pek sevmem. Salonun sağ tarafında mutfak, mutfağın kapısının yanında yukarıya çıkan merdiven mevcut. Yukarıda ise iki oda yan yana, tuvalet ve banyo karşılarında. Merdivenin yanındaki odada gereksiz ve kullanmadığım eşyalar dolu. Moralim bozulmasın diye o odayı kilitleyip anahtarı unutacağım bir yere koymuştum. Ah, tabii ki de unutmadım. Ama yine de o odayı görmek istemiyordum. Sonuçta fare olabilirdi. Hayır, tabii ki de fareden korkmazdım. Sadece fareler beni sevmezdi. Atalarının atasını çok küçükken parçalara ayırmış ve her gece çocukluk rüyalarıma girmişti. Yani fareler benden korkabilirdi. Ben de işte belki biraz tiksiniyor olabilirim. Neyse, gelelim yan odaya. Orası da benim odam işte. Krem renkli, duvarlarına uygun olsun diye kahverengi çalışma masam ve çok kıymetli masa lambam var. Duvara monte edilmiş kitaplığım, sadık dostlarım olan kitaplarımı taşıyamamış yan tarafına büyük bir kitaplık almıştım. Pencerenin biraz önünde yatağım ve onun üstünde ben. Yukarıda da tavan. Kafamın dağılması için o tavana bakarak sana daha çok şey anlatabilirdim ama yağmurun ıslattığı başım şu an yeterince ağrıyor. İyisi mi susayım ben? En iyisi mi uyuyayım? Çünkü her geç kalınmış dakika beynimin bugünü düşünmesi için kolaylık yaratıyordu. Susmak ve uyumak. Uyumak ve unutmak. Sonrasında gözlerimi araladım ve çoktan duyan güneşin penceremden odama girip etrafın tozunu göstermesini dudağımı büzerek seyrettim. Bu eve bir temizlik şart olmuştu arkadaş. Elimi yüzümü yıkayıp kahvaltı hazırlamak için aşağı indim. Saate baktığımda 11'e geliyordu. Bu saate kadar uyumak bana göre değildi. Fazla yorulmuştum sanırım. Her neyse, günümü dünü düşünerek geçirmek istemiyordum. Her hafta sonu olduğu gibi kahvaltıdan sonra kütüphaneye gidip birkaç kitap bitirmeliydim. Biraz geç kalmış olsam bile gerçekleşmesi mecburi bir görevimdi. Yıllardır kendime mecbur kılmıştım. Çayın son yudumunu da içtikten sonra bulaşıkları makineye dizerek masayı düzelttim. Şimdi bir şeyler giyinme vaktiydi. Odamın penceresinden uzaklarda görünen denizi sanki içimde hissedermiş gibi derin bir nefes aldım. Yosun kokusu, suyun sırıltısı çoktan bedenimi sarhoş etmişti. Hava mis gibiydi. Dünkü yağmurdan ve soğuktan eser yoktu. Sürgülü gardırobumu açıp mavi tişört ile kot pantolonumu elime aldım. Evden çıkmıştım ve minibüs durağında telefonumla uğraşarak minibüsü bekliyordum. Bayan diyen erkek sesine ister istemez başımı çevirdim. Siyahlar içinde biri o adama bakıyordu. Adam elindeki kartı vererek bunu düşürdün kızım dedi. Kız mı? Başı önünde kartı alıp yürüdü. Bir şey dedi mi? Demedi mi anlaşılmıyordu bile. Yüzünü de göremiyordum doğru düzgün. Durağa geliyordu. Sahi daha önce görmüş müydüm? Hatırlamıyorum. Ne zamandan beri burada oturuyor bu siyah şey? Peki. Biz şuna bayan diyelim. Minibüsten indikten sonra biraz yürüme mesafesi vardı. Çevremden bağımsız bir şekilde yürüdüm. Sonunda gelebilmiştim. Bana ait düşündüğüm, halbuki nadiren boş bulduğum yer şu an boştu. Köşedeydi ve tam bana göreydi. Tabii önce kitap seçmeliydim. Bir kitap alıyorsun eline, okuyorsun, yarısına gelmeden sıkılıyorsun. Sonra kapağı kapatıp onu rafa kaldırıyorsun. Ama sonradan anlıyorsun ki o bıraktığın yerden sonra geliyormuş tüm güzellikler. Lakin iş işten geçmiş oluyor. Ya başka kitaba geçiyorsun ya da kütüphaneden çıkıyorsun. Bir de bu kitabı hayatındaki olaylardan biri olarak düşün. Kütüphanede hayat, sonunu bilmeden ne çok şeyden vazgeçtik şu hayatta. Peki bunları bilmek bize ne kazandırıyor? Koca bir hiç mi? Öyle ya. Koca bir hiç. Klasik bir kitabı alıp yerime oturdum. Genelde buraları gençler dolduruyordu ama ben de pek yaşlı sayılmazdım. 24 yaşında, 25'ime merdiven dayamış, gencecik yetişkindim. Buna
gülümsemeden edemedim. Tabi sonra da kapağıyla beni kendine bağlayan kitabı okumadan geçemedim. 200 küsürlük kitap bitmişti sonunda. Haliyle gözlerim fena halde ağrıyordu. Kitabı yerine kaldırıp lavaboya gittim. Soğuk su yüzüme çarpınca kendime gelmiştim. Gelmemek elde mi? Soğuk su bu. 3 adet kitap seçerek aşağı indim. Buranın sahibi olan kadın çok iyi birine benziyordu. Yanında da kardeşi vardı. Duyduğum kadarıyla durumları gayet iyi olsa da burada çalışıyorlardı ve insanlara yaptıkları bu hizmetten dolayı çok memnun gibilerdi. Kumral olan bayan bildiğim kadarıyla kütüphane sahibi olan kadının kardeşi kütüphane kartımı alarak kitapları kaydetti. Poşete özenle koyarak elime verdi. Gözlerinin içi dahi gülen bu kadına bir tebessümü çok görmeyeyim diye düşünürken karşılık veremeden çoktan çay bahçesine doğru yürümüştüm. Her zamanki ben işte. 4 sokak ötedeydi çay bahçesi. Denize evimden daha yakın olan çay bahçesinde bir masaya geçip çay ile 2 peynirli simit siparişi verdim. Hafiften gelen müzik sesi hoşuma gitmişti. Siparişim geldikten biraz sonra bitmişti. Ne yapayım, kitap karın doyurmuyordu. İkinci çay bardağım gelirken yan taraftaki sese ister istemez kulak misafir olmuştum. Bir grup genç dertli gibi görünüyordu. Her hallerinden üniversiteli oldukları belli olan bu gençlere sessiz olmalarını, müziği duyamadığımı söylesem, çayımı gürültüden dolayı içemediğimi söylesem, kulaklarımın başımın ağrıdığını söylesem, neyse, en iyisi susmaktı. "Yapma be kardeşim, bulunur bir çare," dedi işlerinden biri. Yan tarafındaki de gözlüklerini düzelterek konuştu. "Bugün son çare yere gitmiş olmamış. Boşa teselli vermeyin." "Biraz gerçekçi olun arkadaşlar," dedi. Bana arkası dönük olan da önüne doğru eğilerek az önce konuşan gözlüklünün ensesine vurdu. "Sen sus bir oğlum ya. Etrafa negatiflik saçmaktan başka bir işin yok," diyordu bir yandan da. Tekrar arkasına yaslanıp dövmeli kollarını birbirine bağladı. Yine konuşmayı ihmal etmiyordu. "Bizim arkadaşlardan biri ev arkadaşı arıyor diyorum. Kabul etmiyorsun." Diğerlerinin konuştuğu fakat kimin için konuştuğunu anlamadığım o çocuk benim için dercesine yüksek sesle konuştu. "İçkisi var, sigarası var. Demedim mi abi? Daha ne uzatıyorsun?" "Sen de amma nazlısın be. Koca arayan kızlar gibi. Yok içkisi olmasın, yok kızlarla takılmasın. Bu kafayla zor bulursun. Hangi zamanda yaşadığının farkında mısın acaba?" dedi arkası bana dönük olanı. Kimseden ses seda çıkmıyordu. Bir yanım "oh be, bu da kafayı iyi ki sustunuz" dese de diğer meraklı yanım o gencin ne yapacağını düşünüyordu. Çayımdan bir yudum daha alırken "yaşadığımız zamana değil Allah'ın emrine bakarım ben. Bana bir zarar olmasa amenna. Fakat her koyun kendi bacağından asılır. Kokusu tüm mahalleye dağılır hesabı dediğiniz insanların bana zararı dokunuyor" diyerek çayımı zorla yutmama sebep olmuştu o genç. Tekrar herkes sessizken "bilardoya bekliyorlar beyler, hadi kalkalım" diyerek sesini duymadığım son kişi konuştu. İlk başta teselli veren kişi o dertli olanın omzuna dokunarak "takma kafana kardeşim, bir gelişme olursa haber verirsin" diyerek çoktan ayaklanmış giden arkadaşlarının peşinden gitti. Bunlar da üniversitedeki zorunlu arkadaşlardan olsa gerekti. Bir yıl kadar okumuş, sonra sıkılıp bırakmıştım. Ailemin durumu iyiydi. Gerek yoktu okumama yani. Ama ne aile. Babam Türk olsa da İngiltere'li olduğunu iddia ediyordu. Annem ise Türk kızı olup bulunduğu yere çabucak ayak uydurmuş, aslını unutanlardan olmuştu. Türk olmaktan bu kadar kaşmalarını anlayamamıştım küçükken. Yaş büyüdükçe de onlar kaçıyorsa kesinlikle oraya gitmeliyim diyerek gelmiştim buraya. Ciddiyim, sırf bu yüzden gelmiştim buraya. Dedem, yani babamın babası olacak o herif kardeşimi kaçırmıştı. Tabii bunu ölümünden 2 ay kadar süre önce öğrenmiştim. Biraz daha büyüyüp ölümünün benim elimden olacağını hayal ederken onun o pis kalbi daha fazla dayanamayıp hastalanmıştı.
İstediğim tıpkı kardeşim gibi ölmesiydi. Onu buna söylediğimde zor bela konuşmuştu. Şöyle demişti. Sen çok mert delikanlısın. Bilirim, silah kullanmayı öğrendiğin ilk an beni öldürürdün. Ama Allah'a şükürler olsun ki senin bu günaha girmene izin vermeden benim canımı alacak. Gerçekleri görmen ve Rabbini bilmen için Allah'a çok dua ettim. Unutma evlat, dualar kabul olur. Yarına kalır, yıllara kalır fakat lafta kalmaz. Allah seni affetsin. Hakkım sana helaldir dedi. Sonra da yabancı bir şeyler söyleyip gözlerini kapattı. Saçmalık, düpedüz saçmalık. Adam sırf kendini suçsuz çıkarmak için ölmeden önce son nefesini boş sözlerle tüketmişti. Ne olursa olsun ona nefretim azalmayacaktı. Ondan nefret ediyordum. Bir zamanlar beynimi yıkamasından nefret ediyordum. Onunla birlikte çok mutlu olduğumuz, kardeşimin ölmesinden sonra tek destekçim olup bana kol kanat gerdiği günlerden nefret ediyorum. O, inandığı dinden de nefret ediyorum. Annem ile babama gelirsek, ben 13-14 yaşlarındayken boşanmış, kendilerine başka aile kurmuşlardı. Ortada kalan tek kişi de ben olmuştum. Çok şanslı üvey kardeşlerim ki kaç tane olduklarını dahi bilmiyorum, gerçekten şanslı değillerdi. Benim annem ve babam diye demiyorum, kendimi bildim bileli iğrençlerdi. Kardeşimin yasını bir gün dahi tutmamış, her şeyden sorumlu olan büyük baba olacak o herife haddini bildirmemiş ve bana bir ev tutarak beni yalnızlığa mahkum etmişlerdi. Arada sırada kendimi köpek yavrusu gibi hissetsem de onları bir köpek kadar değerli göremiyordum. Acılarım yine nüksetmişti. Ellerim çenemin altında geçmişimle cebelleşirken gözlerim yanmasındaki çocuğa kaydı. O da tıpkı benim gibi pozisyonda fena halde derinlere dalmıştı. Aniden kendimi ayakta buluverdim. Ne yapıyordum ben ya? Tamam, ev arkadaşına ihtiyacım vardı ama bu ona güvenmemi gerektirmezdi. Tekrar yerime oturacakken gözleri bana sabitlendi. O öyle bakınca oturamadım da şimdi. Belki de konuşmalıydım. Evet, konuşmalıydım. Yanına gidip karşısındaki sandalyeyi çektim ve konuşacaklarımı kafamda toparladım. Selam. Gözlerini bir an olsun benden ayırmadan konuştu. Aleyküm selam dedi mecburu gülümsemesiyle. Müslüman olduğunu tahmin etmem güç değildi zaten. Yine de konuşmak istiyordum. Ben dedim, ben arkadaşlarınla konuşmanı istemeden kulak misafiri oldum da sanırım ev arıyorsun. Öyle kardeşim, arıyoruz da bulamıyoruz doğru düzgün dedi iç çekerken. Evim ne kadar doğru, ne kadar düzgün bilmem ama benim de ev arkadaşına ihtiyacım var dedim gülümseyerek. Ben biraz takıntılıyımdır. Yani bilemedim şimdi dedi. Peki o zaman dedim. Takıntılarını söyle. Bakalım bu rahatlık nereye sebep olacaktı. Müslümanız elhamdülillah dedi. İbadetlerimi rahatça yapabileceğim bir yer olsun bana yeter. Fazla şeyde gözüm yok. Zaten param da çok yok. Bundan öncekiler sarhoşuydu, evde yabancılarıydı, kötü alışkanlıklarıydı. Yani bunlar bana ters. Sevmiştim bu çocuğu. Ne derler? Harbi çocuk. Benim de istemediğim şeylerdi bunlar aslında. İçki içmeyi, bara gitmeyi bırakalı çok uzun zaman olmuştu. Fakat Müslüman olması, ibadet etmesi, bunlara ne demeliydim? Bana uyar dedim. Yalnız ben ateistim. Bana inanmıyormuşçasına baktı. O zaman kimse kimseye dert olmasın be abi. Sağ ol, yine de düşündüğün için dedi bir çırpıda. Dedi demesine ama tek düşündüğüm abi demesiydi. O kadar hoşuma gitmişti ki içimdeki abi diyen kız kardeşimin acısını azaltmıştı sanki. Azaltamazdı ama ihtimali bile güzel gelmişti. Hiç düşünmeden konuştum. Ama hiç sorun değil bu. Sen ibadetlerini rahatça yapabilirsin. Hiçbir şekilde karışmam. Laf dahi etmem bu konuda. Zaten bir odam var fazladan. Geniş, rahat. Düşün derim.
Biraz beni inceledikten sonra, "Eyvallah ama bu sefer de olmazsa kardeşim okula gidemeyecek," dedi çekingen edasıyla. "Nasıl yani?" dedim merakla. "Benim bir de kardeşim var. Evimiz başka şehirde. Ailemin izniyle onu burada benimle okumasını istedim. Ama kaldığım evde arkadaşımla tartıştık. Yurt kayıtları da bittiği için, biraz da nakitim olmadığı için birkaç gündür bu çay bahçesinde kalıyoruz. Ondan önce de kaç eve baktık ama olmadı işte. Okulunu ayarladım. Fakat böyle giderse babam onu alıp yanında çalıştıracak." Hayretle onu izlerken, "Kusura bakma, kafanı şişirdim," dedi. Kendimi toparlayıp konuştum. "Kardeşin ve senin için üzgünüm. Evim ne küçük ne büyük. Fazla para istemem. Kendinizi toparlamanız daha önemli. Bir gelin bakın derim," dedim hiç düşünmeden. Biraz düşünüp sonunda konuştu. "Abi çok sağ ol. Ne desem az gelir. Ben kardeşinle de bir konuşayım, olur mu?" "Tabii," dedim zafer kazanmış gibi gülümseyerek. Artık o boş evde yalnız olmayacaktım. Yani ne kadar güvenmemem gerekse de bir şeyler beni bu çocuğun iyi olduğunu ikna ediyordu sanki. "Steph ben," dedim elimi uzatarak. Kaşlarını biraz kaldırıp oturuşunu düzeltti ve o da elini uzattı. "Selim." Memnuniyetle gülümsedim. Gerçekten tanıştığıma memnun olmuştum. "Nerelisin abi?" dedi merakla. "Hollanda'da doğup büyüdüm ama soyum Türklerden," dedim. "Anladım," dedi hafiften tebessümle. "İsmimi özenip koymuş ebeveynlerim. Bir gün değiştireceğim ama ne zaman bilmiyorum," dedim gülerek. O da gülmeme eşlik ederken bir anda söylediğim bu düşüncem tuhafıma gitmişti. İsmimi sevmezdim ama değiştirmeyi hiç mi hiç düşünmemiştim. Nereden gelmişti bu şimdi? Neyse, düşünmüş oldum. Kol saatine bakıp, "Kardeşimin okul çıkış saati yaklaşıyor abi. İstersen beraber gidelim. Konuşurken bir şeyler yeriz hem," dedi. Aslında bana uyardı. Yani insanlarla vakit geçirmeyi severdim. Ama ne zamandır olmamıştı. Bakalım, çıktık bir yola, yaşayıp göreceğiz. Ben ücreti öderken o da patronuyla konuşmaya gitti. Meğer burada çalışıyormuş. İşimiz bittikten sonra kardeşinin okuluna doğru yürüdük. "Bu arada kardeşinin ismi ne?" "Sami." Biraz sonra ekledi. "Şey, o biraz tuhaftır," dedi çekinerek. "Nasıl yani?" diye merakla sordum. "Davranışları falan. Neyse abi, sen bir gör de," derken gülümsedi. Merak etmiştim doğrusu. Ne gibi tuhaf olabilirdi ki? Sonrasında okula doğru gidiyorduk. Selim'in ufak tefek sorularından başka bir şey konuşulmamıştı. Kesinlikle bana muhtaçtı. Çünkü o ateistim dediğim anda verdiği tepki, "Başka bir zaman olsaydı seninle muhatap olmazdım," dercesineydi. Şu anda da pek muhatap olduğumuz söylenemezdi aslında. Ve böyle devam ederse canımın fena sıkılacağı kesindi. Hata mı yapıyordum acaba? Kendi başıma dert açıyordum sanırım. Bir yanım, "Ne işin var ya senin bununla?" diyordu. Elbette diyordu. Tabii ki de ikiyüzlülük değildi bu. Sadece ağrısız başa dert olacağı bariz belli olan biri hakkında mecburi düşüncelerimdi. O zaman niye Selim'e onca laf mı ettim? Onu da diğer yanıma sormak lazım. Belki de sadece kendine macera arıyordu. "Steph," diyen Selim'e döndüm ve "Efendim?" diye karşılık verdim. "İsminle hitap ediyorum ama yaşın kaç?" dedi gülümseyerek. 24. "Ya senin?" dedim gülümsemesine karşılık vererek. "Bir yaş büyükmüşsün," dedi. "O halde Steph demeye devam," dedim dişlerimi göstererek gülerken. Bu sefer de o karşılık vermişti. "Kardeşin ne gibi tuhaf, çok merak ettim," derken ayaklarım yürüyor, gözlerimse sanki çok önemli bir şey duyacakmışım gibi pür dikkat onu izliyordu. Nasıl desem, biraz ergen. Yani ergenlik çağındakiler gibi. Huyları falan bir garip. Bazen çok çekilmez oluyor," dedi ve bunu derken o anlar aklına gelmiş gibi yüzü bıkmış bir hal aldı. Dayanamayıp bir kahkaha attım.
Biraz sonra o da dayanamamış olacak ki gülmeme eşlik etti. Uzaktan normal görünen fakat fazlasıyla gergin ve stres içerikli hallerimize iyi gelen bu kahkaha, ne zamandır bu kadar gülmediğimi hatırlamakla beraber gülmeme sebeplerimi de bir bir dizmişti önüme. Buna sebep olan ise kardeşinin ergen olmasıydı ya da Selim'in hal ve ahvaliydi. Bir dakika, biraz daha gülmem lazım. Sokağın ortasında ikimiz de gülüyorduk da ta ki Selim'in kahkahaları arasından konuşmasına kadar. Bence hemen gitmeliyiz. Yukarıda balkondan bakan yaşlı teyze hiç sevimli görünmüyor. Başımı gayri ihtiyar yukarıya çevirince, ne böğürüyorsunuz sokağın ortasında eşek sıpaları? Açacağım şimdi kafanıza en sevdiğim çiçeğin saksısını. Dağılın çabuk, diyen teyzenin yüz ifadesine mi gülsem, yoksa bir çığlık edasıyla söylediği laflarına mı gülsem bilemedim. Ama babama eşek demesi ve ilk kez birinin benim için bu tabiri kullanması çok samimi gelmiş ve saçma bir şekilde hoşuma gitmişti. Selim bıyık altından gülerken ben kendimi zor tutuyordum. Affedersin teyze, hakkını helal et diyerek kolumdan hafifçe çekiştirip kaçmaya çalışan Selim'in bu anlamsız sözlerine ve hareketlerine aldırmadan ona uyarak koşmuştum. Arkamda bıraktığım tiz ses yine teyzeye aitti. Helal olsun helal, bir de gülüyor ve beni ıskalayan bir adet saksı. Kahkahalarımız sonlanırken sokağın da sonuna gelebilmiştik. Teyzeme bak ya, helal olsun diyor ama saksıyı atmayı da ihmal etmiyor, dedi gülerken. Ben de gülerken konuştum. O en sevdiği çiçeğin saksısından sayende kurtuldum. O hala gülüyorken konuşmaya devam ettim. Kardeşin için bu konuyu dert yapacağını hiç mi hiç düşünmezdim, dedim. Aynen ama yani huyunu falan sevmezsen, yani eğer sevmezsen hemen gidebiliriz. Sonuçta hiçbir şekilde seni rahatsız etmek istemeyiz, dedi. Gülen yüzü çoktan ciddiyete bürünmüştü. Omzuna elimi koyup, bak olur da bir şeyden rahatsız olursam hiç çekinmem, gidin derim. Olur da bir hatam olursa orası da malum. İstediğim şudur ki üçümüzün de anlaşıp mutlu olması, dedim güven verircesine omzunu sıkarak. O da başını memnuniyetle sallarken, inşallah istediğimiz gibi olur, dedi ve yolumuza devam ettik. Dedem gibi konuşması dedeme olan nefretimi arttırırken bu çocuk da ona güvenme hissiyatı yaratıyordu. Sanki ben Luna Park'taki dönme dolaba binmiştim ve ben en yüksekteyken dönme dolap durmuş gibiydi. Aşağı bakınca çok korkunçtu. Yukarı bakınca gökyüzüne çok yakın. İleriye doğru baktığımda ise bütün şehri gördüğüm eşsiz bir manzara. Sanırım ben şu an tam da ilerisiyle aşağı arasında bir yere takılı kalmıştım. Okulu ileride görebiliyordum. Neydi adı? İmam Hatip Lisesi. İlk senesiymiş. Bakalım nasıl birisiymiş. Aslında kardeşinden hoşlanmadım diyerek hiç başlamadan bitse miydi şu ev arkadaşı meselesi? Ah, yaptıklarım ile düşüncelerim neden bu kadar tezat? Bu düşüncem çok itici gelmişti. Belki de ilk defa bir insana bu kadar çabuk güvenmiştim ya da ilk defa bir insana güvenmiştim. Ne olursa olsundu. Sonunda ölecek değildim ya. Selim biraz önümdeydi. Kafasını sağa çevirdiğinde durdu. Biraz dikkatsiz olsaydım ona çarpar, şu an başımızı ovuyor olabilirdik. Gözleri uzaylı görmüşçesine büyüyordu. Sami diye kükredi sonra, yani bağırdı. O avını bulmuş aslan gibi koşup bir yandan kükreye dursun, ben hala o sesin bu çocuktan nasıl çıktığını düşünüyordum. Aslında önemli olan bu değildi. Önemli olan Sami'nin kim olduğuydu. Ya da şu kavgadaki çocuk. Bir dakika, kavga mı ediyor onlar? Yanlarına gitmem uzun sürmedi. Saniyeler sürdü. Aman her neyse, bu da önemli değildi. Araya girip durun diyen Selim daha önemliydi. Kavga eden grup sonunda ayrılabilmişti. Affedersin, yine yanlış oldu. 3 kişilik bir grup ve karşılarında bir kişi. Vay canına. Sami, sıkıntı ne abicim, diye son kükreyişini yaptı Selim. Ama bu seferki biraz hüzün doluydu. Sonra da bana baktı ve üzüntüyle tekrar önüne döndü.
Doğru ya, Sami şu meşhur kardeşiydi. Fakat Selim'in bu hali de neydi? Abi sorma ya, bu dingiller 3 kişi olur olmaz yere saldırdı bana. Sıkıysa tek gelin oğlum diyerek sinirle konuştu Sami. Kıyafetinden ve az önceki görüntüden anlaşılacağı üzere bayağı hırpalanmıştı. Üçünden biri sus lan bekle göreceksin sen diye öfkeyle konuştu. Bak sabahtan beri anlatıyorum ne diye anlamıyorsun diye tekrar bağırdı Sami. Sonra abisine dönerek ya abi bunun sevgilisi mi ne varmış? Ödevin ne zaman olduğunu bana sordu diye neymiş ben kıza asılıyormuşum. Tövbe tövbe lan ne işim olur benim kızlarla diyerek tekrar çocuğa döndü. Selim kavga sebebini dinledikten sonra yanlış anlaşılma olmuş işte. Hadi özür dileyin birbirinizden dediğinde cevap olarak hepimiz ha diyerek bir koro oluşturmuştuk. Selim tekrar bana dönüp üzgün halde önüne döndü. Ya abi ne saçmalıyorsun sen? Boş yere ne hale getirdiler beni. Özür falan dilemem ben bu dingillerden dedi Sami haklı olarak. Dişleri arasından özür dile dedim Sami dedi abisi de. Sıkmaktan bir hal olmuş elleri aslında ben burada olmasaydım o yumrukların çocukların gözlerini morartacağı sinyallerini veriyordu. Kesinlikle bana mahcup olmamak için olayı hemen kapatmak istiyordu. Ne kadar özür dilersen dile lan. Abim var diye kefeni yırttın ama görüşeceğiz sonra dedi dingillerden aynı kişi. Dingil kelimesi nedense hoşuma gitmişti. Havalı bir çıkış yapmak isterlerken iki kişinin boynundan tuttum. Yakala ortak dedim bir yandan da. Nasıl bir refleks varmış arkadaş. Üçüncü çocuğu da daha ben konuşurken çoktan yakasından tutmuştu Selim. Ne yapıyorsunuz abi gibi şeyler söylüyorlardı. Sami ile görüşeceğinizi söylemiştiniz dedim yüksek sesle. Sami olanlara şaşırmış görünüyordu. Ya da benim burada olduğumu yeni fark etmişti ki bu garip bakışları atıyordu. Sami ile abi sizinle değil dedi kendini çekiştirmeye çalışırken. Hiç şansın yok ufaklık. Boşa yapmamıştık bu kasları. Diğeri de titreyen sesiyle konuştu. Abi siz bizim kaç katımızsınız? Bırakın ne olur. Küçükten bir kahkaha atarak demek öyle diyorsun. Madem kavgada eşitlik arıyorsun ne diye üç etek kavga ettiniz lan? Üç kişi anca bir Sami ederiz kafasıyla falan mı? Diye gülerek konuştum ben de. Abi bir daha olmaz söz. Bırakın kurban olayım dedi o çok kıymetli sevgilisini kıskanan velet. Bırakalım mı patron? Diyerek Sami'ye döndüm. Gülümsedikten sonra ciddi haline geri döndü. Kavga falan istediğim yok. Bana bulaşmasınlar yeter. Ya ben kızlara doğru düzgün bile bakmam. Başıma gelecek son şey de geldi. Tövbe estağfurullah. Duydunuz mu gençler? Diyerek salladım ikisine de. Duyduk abi. Bu çocuk öyle şeyler yapmaz. Çok efendi, çok temiz bir kardeşimiz. Biz hata yaptık. Bir daha söz olmayacak. Hatta onu koruyup kollayacağız. Kırına zarar gelmeyecek diye konuşmaya başladı. Başladı çünkü daha devam edecekken Sami aman eksik kalsın. Allah bana yeter diyerek sözünü kesti. Sonra kaşlarını çatıp gözlerini kıstı ve çocuğa yaklaşarak devam etti. Ula mafyacılık oynayacağınıza gidin iki rekat namaz kılın. Hayret bir şey daha dedi. Dedi ama ben hiçbir şey anlamadım. Yani anlamadığım şey bu Türkçe'ye ne olduğuydu. Laz damarı tuttu abi. Biz bırakalım bunları da gidelim buradan dedi Selim gülmemek için zor duruyorken. Biraz hırpalayarak yolladık çocukları. Yani birazcık. Onlar koşarken uçan tekmelerimiz kadar azdı. Selim bir yandan Sami'nin kaşına bakarken bir yandan da bana özürlerini dile getiriyordu. Selim diyerek susturdum onu. Özür dileyecek bir şey yok. Kardeşine çok ısındım. O da isterse ev arkadaşlarım olmanıza çok sevinirim dedim bir anda çıkan kelimelerimle. Sami de olayı çözmüş olacak ki mahcubiyet ile sevinç arasında gidip gelen yüz ifadesi gülmemi sağladı. Sonrasında çiğ köfte ve ayranlarımız gelirken konuşmaya çoktan başlamıştık. Sami'nin okulunun karşısındaki çiğ köfte dükkanındaydık. Bir yıl kadar önce
bu lezzetten haberim yoktu. Anımsadığım kadarıyla buradan geçerken okulun tabelasını okuduktan sonra Müslüman bir ülkede yaşayıp hata mı yaptım diye düşünüyordum. Sinirle kafamı çevirip tam karşısındaki şu an içinde bulunduğum çiğ köfte dükkanını fark etmiştim. Karnımın aç olmasına daha fazla dayanamayarak merak ettiğim bu lezzetle ilk buluştuğum yerde. İki Müslüman ile kahkahalı sohbetimizle birlikte çiğ köfte yiyorduk. Garip bir tesadüftü. Ya da bu hayatım bana fazla konuşma genç, başına her şey gelebilir felsefesiydi. Sami ile gayet iyi anlaşmıştık. Bazen saçma espriler yapmasından başka bir sıkıntısı da yoktu çocuğun. Normaldi yani. En azından benim gülmemi sağlıyordu. Her konuda anlaşmıştık ve yarın yerleşeceklerdi. Boş olan odaya iki adet yatak almayı düşündük. Bir tane eski ev sahibinden gardırop vardı. Eğer uygun olursa onu kullanacaklardı. Diğer eksikleri de zamanla tamamlayacaktık. İlk ay ücret istemedim. Diğer aylarda da gelen faturalara göre paylaşım yapacaktık. Bu arada üçümüzün baş harfi S. İnanabiliyor musunuz diye bir şey keyfetmişçesine samimi bir şekilde soran Sami'ye Selim ile birlikte kahkaha atarak cevap verdik. Bu kardeşlere güveniyordum fakat bir yanım dedemin Müslüman olması yüzünden değişik hallerdeydi. Biraz olumlu düşünmeliydim. Yeni ev arkadaşlarım olmuştu ve artık yalnız kalmayacaktım. En azından o çok sevdiğim çayı beraber içecek birileri vardı. Sonrasında telefon numaraları kaydedildi. Ev adresimi de verdim. Buluşma saatini de ayarladık. Daha ne kaldı o zaman? Neyi unutmuş olabilirdim? Bir şeyi unutmuştum, o kesindi. Beynim bu duruma tepki olarak o unuttuğum şeyi hatırlamak yerine bir koltuğa kendini bırakmış, bayık gözlerle bana bakıyordu. Kaldırıma tekrar çıkarak biraz da orada düşündüm. Ne yalan söyleyeyim, basit şeyler yaşamamıştım. Kafam haklı olarak allak bullaktı. Geçmişi gereksizce yad etmenin yanında ilk defa yaşadığım bu ülkeye ait hissetmiştim kendimi. Farklı insanlarla tanışmam bir yana dursun, evimi paylaşacaktım. Bundan dahası mı vardı? Bir günde farklı duygularla başa çıkabilir miydi insan? Belki zirvede yaşamamıştım ama garip olan da bu değil miydi? En çok etkileyeni ise geçmişime iğrenerek ve acıyla bakarken aynı sebepten gelecek güzel günleri düşünerek mutlu olmamdı. Çerçeveli düşünceler yüzümdeki tebessüm ile karışırken boş olan ellerime öylesine bakıyordum. Boş elime, öylesine, yok hayır, boş elime, tabii ya kitaplar, kütüphanenin kitaplarını. Ah evet, çay bahçesi, kütüphanenin kitaplarını çay bahçesinde unutmuştum. Lakin oraya gitmem için çay bahçesine ilk gittiğim gibi olmam gerekiyordu. Fazla bir şey değildi, sadece yorulmamış bir beden. Gözlerim ağrısa kabulümdü. Fakat bütün bedenimde dünkü yağmurun da etkisi olsa gerek ağrı etkisini gösteriyordu. Ki kitapları kaybetmem demek de aynı kitapları satın alıp kütüphaneye iade etmemdi. Bu da kolay kazanamadığım paranın unutkanlığım yüzünden adeta çöpe gitmesine eşitti. Aslında paradan yana sıkıntım yoktu. Tabii. Dünkü gibi cüzdanı evde unutmadığım sürece. Türkiye'ye geldiğim 4-5 ay boyunca kartlarımdaki parayı harcadım. Pek kıymetli babam sağ olsun bol miktarda birikim yapmamı sağlamıştı. Bu birikim beni yıllarca idare edecek türdendi. Ama onları harcamak istemiyordum. Hatta yetimhanelere falan bağışlayabilirdim. Tabii önce kendi emeğimle kazandığım paraların artması gerekiyordu. Bu da çalıştığım işim ve bugün karar verdiğim üzere iki öğrenciyle birlikte ev geçindirmem ile fazla mümkün değildi. Belki bir süreliğine değildi. Azimli olursam neden olmasındı? Hafta içi ünlü bir giyim mağazasında yardımcı eleman olarak çalışıyordum. Gayet dolu oluyordu ve paralel olarak da yoruluyordum. Akşam 9 sularında eve gelirdim. Hafta sonu ise aylak aylak dolaşma görevini üstleniyordum. Genellikle kütüphanede geçerdi vaktim. Satın aldığım kitaplar bitmiş olarak kitaplığımı da tozlarken halka açık olan kütüphanede
yeni kitaplar keşfediyordum. Türkçemi bu sayede geliştirmiş, hatta canım sıkılınca kendimde bir şeyler karalıyordum. Tam da bu konu. Benim kitapları acilen bulmam gerekiyordu. Telefonumun mesaj sesiyle birlikte kendime geldim. Gelsem ne olacak ki? Bedenim hala yorgundu ve onca yolu yürümeye takatim yoktu. Taksimi, araba dahi zor geçiyordu buradan. Hazır etrafıma bakmışken buralara hiç gelmediğimi anımsadım. Hayır, nereden gideceğimi az çok biliyordum ama bu sokakları kullanmam için kaybolmam gerekiyordu. Çünkü evime çok ters istikametteydi. Ne yapacağımı düşünürken nihayet telefonumu cebimden çıkartmıştım. Mesajı okumamla beraber neye uğradığımı şaşırdım. Ne diyordu Selim? Kitapları hiç düşünme ortak. Çay bahçesindeki Orhan amca alıp emin bir yerde muhafaza etmiş. Yarın gelirken getiririm. Olur mu? Olmaz mı be kardeşim? Olmaz mı hiç? Sevincimi ve hayretimi uzunca yaşamak üzere yorgun olmadığım bir zamana bırakıp cevap verdim. Teşekkür ederim. Dünya için küçük, benim için büyük olan bir dertten kurtardınız beni. O kişiye de teşekkürlerimi iletirsen sevinirim. Dile benden ne dilersen ortak. Artık rahatça eve gidebilirdim. Tabii önce sağa dönüp sonra düz gidip tekrar sağa dönmem gerekiyordu. Ya da önce sağa dönüp sonra sola dönüp düz gitmem gerekiyordu. Kısa süre sonra mesaj geldi. Canının sağlığı kardeşim. Ne demek? Yüzümdeki istemsiz tebessümle birlikte telefonu cebime sıkıştırıp yürümeye başladım. En fazla kaybolma işlemini gerçekleştirmiş olurdum. Bu istemsiz tebessüm kitapların bulunduğu için değildi tabii. Sadece bu çok içten hissedilendi. Birinin kaybolmuş oyuncağını bulmuş bir çocuk gibi sıkıca sarılmak istedim. Adı sanırım Huzur'du. Tarifi doğru düzgün yoktu. Onsuz da oluyordu. Olmasına oluyordu ama canım çok acıyordu. Ben bu acıyı senelerdir yaşıyordum. Birilerine güvenme hissi bile kaç yıllık acıyı yok etmişti. Geleceği bilmiyordum kabul. Ama bu anın hiçbir şekilde bozulmasını istemiyordum. Hatta şimdi ölebilirdim. En azından huzurlu ölmüş olurdum. Uzun sürmeyecek diye tekrar hatırlatsa da yaşadıklarım, inatla yine sıkıca sarıldım. Sanki ben sahiplendikçe o kayıp oyuncağın sahibi unutacaktı onu. Düşmeyecekti peşine. Ve o hep benim olacaktı. Ne olursa olsun şu an huzurluydum. Ötesi var mıydı? Dar bir sokaktan geçiyordum. Sol tarafında bir ayakkabı mağazası vardı. Sadece ayakkabı satılmasına rağmen mağaza çok süslü görünüyordu. Renkli ışıklandırmaları güneşin battığını anlayıp etrafı aydınlatma telaşındaydı. Bu güneşin battığı bile zor anlaşılacak uzun sokakta bir başka geliyordu göze. Sağımda ise onun tam zıttı düz duvar vardı. Tüm kötülükleri içine çekmiş güzelliklerin gölgesine sığınan siyah duvar. Gölgemi gördüğümde siyahın bile korktuğunu düşündüm. Siyah bile benden korkar mıydı gerçekten? O kadar mı kötüydüm? Bu karamsarlığın huzurumu kıskandığı için düşüncelerimi hapsettiğini biliyordum. Bu nedenle onu ve tüm kötülükleri o siyah duvara bırakıp hızla caddeye çıktım. Karşıya geçecektim. Fakat önümdekiler yola değil de onlara bakmamı söylercesine dikkatimi çekmişti. Kırlaşmış saçları ve normal giyimiyle emekli olduğunu düşündüğüm fazlaca yaşlı bir adam ve saçları hafiften beyaz, takım elbiseli, göbekli ve gözlük kombinli yaşlı bir adam vardı. Fazlaca yaşlı olan adam yürürken takım elbise olan adam onun omzuna çarpmıştı. Önüne bakarken istemeden fark etmiştim. Daha önemli olanı ve durmama zorlayan devamında olanlardı. Takım elbiseli çarpmış olmasına rağmen "Önüne baksana be!" diye kaba sesiyle adeta ulusa seslenmişti. Fazlaca yaşlı görünen adam ise suçlu olmadığı halde "Affedersin kardeşim." demişti. Sonra birbirlerine kısa bir süreliğine bakıp aniden gülmüşlerdi. Gülmüşler miydi? Kardeşim, diğeri de kardeşim be diyerek
ona karşılık vermiş ve sarılmışlardı. ''Ne kadar yıl oldu, hala aynı nazik adamsın. Burnumda tüttüm bap bap'' dedi takım elbiseli olanı. ''Aynen öyle kardeşim, sen de hiç değişmemişsin. Seni buldum ya, daha ne isterim?'' dedi yaşlı olanı. ''Seneler sonra dostumu bulmuşum. İstenir mi başka bir şey?'' diyerek diğerinin sırtına vurdu takım elbiseli. Yan yana yürümeye başlamışlardı ve gittikçe sesleri azalıyordu. Bense hala olduğum yerde mıhlanmış gibi duruyordum. Bir ''Vay be!'' demeyi ihmal etmeden gülümseyerek yürümeme devam ettim. Var mıydı böyle dostluklar? Var mıymış? Kendimi bildim bileli çok çevrem olmuştu. Ama biri de az önce şahit olduğum gibi içten sarılmamıştı bana. Ya da ''Seni buldum ya, artık hiçbir şey istemem'' diyecek kişilikte değillerdi. Onların istediği fazlasıyla para ve o parayla yapılacak tüm pisliklere ait ve şahit olmamdı. 13 yaşımda annem ile babam boşanınca bana küçük bir ev tutmuşlardı. Okuldan yüzünü görmem fazla mümkün olmayan hizmetli abla akşam olunca evine giderdi. Yemeğimi yer, ödevimi yapar, kitap okurdum. Sonunda yelkovan ve akrep korktuğum o vakte gelirdi. Uykudan gözlerimin ağrıdığı vakit. Çok güzel süslemişlerdi odamı. Tam bir çocuk odası. Arabalı yatak, küçük basketbol filesi, gitarım, ilgimi çekmeyen birçok ünlünün posterleri asılı mavi dört köşeli duvar ve birçok ıvır zıvır daha. Hala çocuk olduğumu umursamayıp beni bu evde yalnızlıkla baş başa bırakan ailem gerçekten her çocuğun hayalindeki gibi dekor etmişlerdi odamı. Ve her gece gibi korkuyla gece lambamı açar, pencereden dışarı bakardım. Ağlamak için çok uğraşıyordum. Ağlasam belki güçsüz bir çocuk olduğumu anlayıp beni yanlarına alırlar diye çok uğraşmıştım. Fakat biliyordum ki ben ağlasam da, ben hasta olsam da onların kurduğu o çok sevimli aileleri içinde bir fert olmayacaktım. Olamayacaktım. Yatağıma geçince kardeşim de kıvrılıverdi yanıma. ''Üzülme abi, ben seni çok seviyorum.'' diye fısıldıyordu. Minik elleri yanağımı okşuyordu bir yandan da. Ellerimi saçlarında gezdirip ''Üzülmüyorum. Hem biliyor musun, abin seni daha çok seviyor.'' diyordum. Yanağımdaki minik eli hafifçe tokat atıyordu. ''Sen öylesen akıllım, ben seni ölene dek seviyorum.'' diyordu. Ve bir anda boğazım yırtılacak şekilde bağırıyordum. ''Ölme.'' diyordum. ''Ölme, beni sevme ama yine de ölme.'' Çok korkuyordu, tir tir titrerken yanıma daha çok sokuluyordu. Ölme demem fayda vermiyordu. O ölmüştü. O hala 5 yaşında kaybettiğim kardeşimdi. Ben büyümüştüm ama o hala 5 yaşında herkesin hayranlıkla izlediği minik kızdı. Sarı saçlarını tekrar okşayıp ''Korkma Biricik. Herkese zarar veririm ama sana değil. Hadi uyuyalım.'' der. Asıl titreyenin ben olduğumu bile bile korkarak uyurdum. O hala benim 5 yaşındaki Biricik'imdi. Bense boş evde aklını kaybedilecek kadar mutsuz 13 yaşında bir çocuk. Sonra okul arkadaşlarım gece eğlencelerini onlar gibi erken atılmamı sağlamışlardı. Onlara göre benim gibisi yoktu. Benim için tuttuğu eve sadece sponsor olan bir babam, ''Nasılsın oğlum?'' demeyi çok görmüş bir annem vardı. Ne onlar gibi aileme yalan söylemek zorunda kalıyordum, ne de arkamda beni merak edecek birini bırakıyordum. 16 yaşımda derslerim hala iyi olmasına rağmen arkadaşlarımın eğlencelerine bir şekilde ayak uydurmuş ve her şeyi boş vermiştim. 19 yaşlarıma geldiğimde ise içkinin her çeşidini tatmadan ondan iğrenmiştim. Barlara çok az uğrar olmuştum. Bir gün babamın şirketine gitmiştim. Yanında oğlu olduğunu sonradan anladığım bir genç vardı. Gayrimeşru ilişkiden peydah olmuş bir çocuk. Benden 4-5 yaş küçük olmasına rağmen olgun tavırları vardı. Kardeşlerim olduğunu biliyordum ama canlı olarak görmek içimi tuhaf bir şekilde kötü etmişti. Yine de bir kez olsun ona kardeşim demek istemiştim. Ama o tıpkı babam gibi kibirlenerek beni kovmaktan beter etmişti. Babam olacak o herif ise geri kalmamış,
aşağılayıcı laflar söylemişti. Paranı yatırıyorum işte. Ne diye buraya geldin? Daha fazla bir şey isteme, vermem. Sakın bir daha gelme buraya. O sinirle bara gitmiş, tüm geceyi içerek geçirmiştim. Ta ki biri kolumdan tutup beni kendine çekene kadar. Boyadan yüzü saçma bir hal almış kız onca şey söyledikten sonra beni bir yerlere götürmeye çalışmıştı. Elimle yüzümü ovuşturup kendime gelmeye çalıştım. Gözümün önünde babam gelince defol diye bağırarak onu itmiştim. Sonra sahile gitmiştim. Orada uyuyakalmışım. O günden sonra da pişman olacağım şeyler yapmamak için içkiden uzak durmuştum. Kötülük görmüştüm kabul ama kötülük yapmamıştım ben. Yaptığım en büyük kötülük kendimeydi. Doğrusu insan ne yaparsa kendine yapardı. İşte o günden sonra barlara gitmez olmuş, bir zaman sonra da üniversiteye gitmek istemiştim. Amacım herkese kim olduğumu ispatlamaktı tabii. Çok çalışmış ve kazanmıştım. Ama ortam amacı olmayan boş insanlarla doluydu ve bana çok sıkıcı gelmişti. Nihayetinde kendimi eve hapsetmiştim. O arkadaşlarım ise arada yanıma gelirlerdi. Aslında Türkiye'ye gelme sebebim tüm bunlardan uzaklaşmak istememdendi. Gitmeden önce de arkadaş dediğim o grupla konuşmuştum. Evime çağırdığımda zor bela kabul etmişler, ellerinde bira şişeleriyle gelmişlerdi. Ben gidiyorum diye üçüncü kez tekrarladığımda sonunda biri telefonundan kafasını kaldırıp yüzüme bakmıştı ve nereye diye sorma zahmetine girmişti. Türkiye'ye dedim gözlerinin içine bakarken. Kıpkırmızı olmuş gözleri yavaş yavaş kapanıyordu. Karşımda oturan ise yarı sarhoş halde kükredi. Saçmalama be Steph, Türkler katil, ölmek mi istiyorsun? Bu dediklerini umursamak istemiyordum ama söylemeliydim. Ben de Türk sayılırım ve katil değiller. Eklemek istiyordum hatta. Onları bırakın da siz kendinizin katilisiniz. Şu halinize bir bakın diye. Ama gereksizdi işte. Boşa konuşmuş olacaktım. Bira şişesini ağzına götürürken bir küfür savurdu. Bu arada gözleri adeta kan çanağına dönen ise bayılmıştı. O da biz de bu duruma alışmıştık. Bünyesinin kaldıramadığı bir şey içmişti yine ve ayılması sabahı bulurdu. Onun yanında oturanı ise sarhoş halde al işte pis Türk onu öldürdün diyerek ondan fazlasıyla soyacağım kahkasını atmıştı. Bir de 2-3 saatimi beraber geçirdiğim Selim'i düşündüm de henüz çok erken olacak ama gerçekten doğru karar verdiğimi anladım. Sonrasında minibüs yolculuğu bazen güzel olsa da kötü tarafları da çok maalesef. Mesela ayakta kalmak gibi. Neyse ki şu an yan tarafımda oturan çocuklu bayan kalkacak gibiydi. Durağa geldiğimizde dediğim olmuştu ve onlar indikten sonra etrafıma bir göz gezdirdim. Ayakta olanlar genellikle ben yaşlarda erkeklerden oluşuyordu. Artık şuraya oturmalıydım. Etraf çok karanlıktı. Sisli ve hafiften soğuk. Belki kalan o yarım saatlik yolu kısa bir uykuyla geçirebilirdim. Gözlerimi kapatmak üzereyken minibüs de durma işlemini gerçekleştirdi. Yine geçenki kızdı. Bu kızda çok tuhaf şeyler vardı. Ona sebepsizce bakma gereği hissetmem gibi. Ücreti verdikten sonra ilerlemesi gerekirken göz ucuyla ileriye baktı. Üzülerek ki her halinden üzüldüğü belli bir şekilde biraz ilerledi. Siyah giyimine karşı beyaz yüzü vardı. Gözleri bu loş minibüste ışık gibiydi sanki. Hala gözlerimin bu kızda olduğunu anlayamıyordum. Durakta yanıma süzülen esmer kız daha etkileyiciydi halbuki. Ah, tabii ki de bu kızdan etkilendiğimi falan söylemedim. Farklı olduğu için dikkatimi çekmişti o kadar. Birkaç gencin arasında kalırken yüzü ağlayacak bir hal aldı. Neyi vardı bunun şimdi? Gerçekten bu kadar şeyden rahatsız olan bir kız var mıydı? Görmediğim, duymadığım şeyleri bir günde yaşamak çok kafa karıştırıcıydı. Artık kalkmalıydım. Hatta hemen. Çünkü pis bakışlarını kızdan ayırmayan adam onun yanına doğru geliyordu. Yerimden aceleyle kalkıp "Hanımefendi, buraya oturabilirsiniz." dedim.
Kimse de oralı değildi arkadaş. Hanımefendi. Duymuyordu büyük ihtimal. Son çare biraz ileriye gidip elimi insanların arasından geçirdim ve kızın kolunu nazikçe kavradım. Elimden geldiğince nazik olmaya çalışmıştım. Tutup kendime doğru çekerken diğerleri de mecburi şekilde yol vermişlerdi. Önümdeki tekli koltuğa otururken hızlıca kolunu çekti ve diğer eliyle kolunu ovdu. Kolunu acıtmıştım tamam da ne bu öfke? Ürkekçe olduğu yere sindi. O adama baktığımda ise az önceki pis bakışları adeta ateş saçıyordu. Ah, bu kız onu nasıl bir beladan kurtardığımı biliyor muydu acaba? Gerçekten minibüs yolculuğunun kötü tarafları çoktu. İndiğim sırada arkamdan indiğini sonradan fark etmiştim. Doğru ya, burada oturuyordu. Bunu biliyordum ama arkamdan bağıracağı hiç mi hiç aklıma gelmezdi. Yüzümü ona doğru çoktan çevirmiştim. Minibüs ise o arada gitmişti. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne hakla bana dokunursunuz dedi. Aslında o kadar yüksek sesle konuşmamıştı ama sessiz ve bu saatte kimseciklerin görünmediği mahallede sesi yeterince çok çıkmıştı. O da bunu anlamış olacak ki sonlara doğru sesinin yüksekliği azalmıştı. Şaşkınlığı üzerimden çabucak atarak cevap verdim. Asıl siz ne dediğinizin farkında mısınız küçük hanım? Sizi çağırdım duymadınız ve etrafınızdakiler sizi rahatsız ediyordu. Teşekkür edeceğinize neler diyorsunuz? Biraz duraksadıktan sonra başını önüne eğdi. Zaten yüzüme baktığını da anlayamıyordum. Sokak ışıklarının izin verdiği kadardı işte. O ışık saçan yeşil gözleri görünmüyordu. Belki de sinirlenince renk değiştiriyordu. Ben teşekkür ederim diye mırıldandı. Sinirime hakim olamayıp bir teşekkürü dahi güzel edemiyorsun. O da tıpkı gizlediğim bedenin gibi kusurlu. Sahi tüm o rahatsız olmuş tavırların dikkat çekmek için miydi? Doğru ya, bir kız olarak kendini beğendirecek başka yollara başvuracaksın. Belki de sana dokunmam hoşuna gitmiştir ha. Ne dersin? Yerden kafasını kaldırmıyordu. Ellerin yumruk yaptığını görebiliyordum. Ve konuşmaya başladı. Senin hiçbir halt bildiğin yok. Sırf sizin gibilerden muhafaza olmak için örtünüyorum. O kibirden doğruları görmeyen karakterini de al git. Nefret ediyorum hepinizden. Dedikleri umurumda değildi. Sonlara doğru azalıp ağlamaklı sesiydi paramparça olmuş moralimi ufalayan. Geri gidip minibüs durağında oturdu. Haddini aşmıştım. Bana yakışmayan sözlerdi ağzımdan çıkanlar. Benim de sinirlerim vardı ama ne yapabilirim? Bir süre orada oturunca yanına gidip durağın direğine sırtını yasladım. Ellerini yüzüne kapatmış sessizce ağlıyordu. Küçük ışkırıklarını duymasam da ağladığını anlayabiliyordum. Ve insanların ağlamasından oldum olası nefret ediyordum. Bana kardeşimi hatırlatıyordu. Ah ah ben özür dilerim. Ağlama lütfen dedim istemsizce. Hiçbir değişiklik yoktu. Bir süre öylece bekledim. Ellerinin tersiyle gözlerini silip ayağa kalktı. Söyleyeceği her lafa, her harekete ya da sanmıyorum ama küfre dahi hazır bir şekilde bekliyordum. Ama o sadece sükunetini koruyup yürümeye başladı. Bu saatte onu bu halde bırakamazdım. Biraz arkasından gidiyordum. Küçük yokuştan sonra sula dönmüştü. 1-2-3 Hadi ama ben onu eve bırakırken o mu beni bırakıyordu? Bu saçma düşüncemi kızın durup bir eve yönelmesi bölmüştü. Evin görünümü tıpkı benimkine benziyordu. İki merdiven çıktıktan sonra arkasını dönmeden Allah razı olsun dedi ve kapıyı açtı. Ben dediğini anlamaya çalışırken o çoktan kapıyı kapatmıştı. Ne yani bu kız burada mı oturuyordu? Eviyle aramızda 3-5 ev vardı ve benim haberim yoktu. Ah sanki herkesten haberdarmışım gibi. Ellerim cebimde evin yolunu tuttum. Yok efendim haddini bilmek daima önemlidir. Sonrasında uyurken ne diye sığdığını anlardı ki insan. Hadi anladı neden uyanırdı. Uyku daha önemli. Her neyse madem uyandık kalkıp su içmezsem ayıp olurdu. İçecektim.
İçecektim ama sersem uyku halimle birlikte odayı sadece az bir miktarda aydınlatan sokak lambası işimi zorlaştırıyordu. Demek istediğim, bir an önce şu lambayı açmalıydım. Mutfağın yolunu yavaş yavaş yarılarken içim huzursuz gibiydi. Hani böyle kötü bir şey yaşayacakmışsın hissi veren duygular olur ya, hani içinin en rahat yerine kurulur da seni rahatsız eder hani. Heh, işte onun gibi bir şey. Mutfağın lambasını yakarken karşıdaki lacivert duvarda koyu yeşil duvar saatiydi dikkatimi çeken. Saate kısa bir süre şaşkınlıkla baktım. Hayır, saatin kaç olduğu umurumda değildi. Şaşırdığım konu o lacivert duvara pek uyumsuz olan koyu yeşil saati hangi kafayla taktığımdı. Daha güzel görünmesini sağlamak varken ne diye bakanın göz zevki bozulsundu ki? Sonuçta yeni insanlardı. Huylarını, davranışlarını doğru düzgün bilmediğim iki insan. Sürahideki suyun bardağı doldurması ile birlikte beynime de düşünceler doluyordu. Yavaş yavaş, dünkü kız, yeni ev arkadaşları, balkondaki teyze, kitapları, muyku, su, bardak. Bardak? Aa, taşmıştı. Nereden geldi aklıma şimdi bunlar? Su içtikten sonra uykuma devam etmek için odama çıktım. Bu kafayla nasıl uyuyacaksam artık. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Merdiven basamağının bile titrediğini düşündüren bu ses çok uzaktan gelmiyordu. 5-6 ev sonra cami denilen bir yerdendi. Bunu biliyordum da gecenin bu saatinde bu adamın ne diye uyanıp bu saçma şeyleri söylediğini hiç mi hiç anlamıyordum. Zorunda mıydım? Bazen aslında sırf bunu duyduğum için anlamlarını öğrenmem gerektiğini düşünüyordum. Ama burası özgür ülkeydi değil mi? İsteyen istediğini yapabilirdi. Tabii bunu beni rahatsız ederek yapmaları çok can sıkıcıydı. Arkadaşımla birlikte Hollanda'da kiliseye gitmişliğim vardı. Şarkı söyleyen o adamlar mı? Ah, anlattıkları da cabasıydı. Evet, kabul. Şu an değişik bir makamda söylenen bu şeyleri onlara tercih ederdim. İnsanı değişik yerlere götürüyor gibiydi. Ama bu duymak zorunda olduğumu göstermezdi. Sanırım farklı bir yerde ev seçmeliydim. Doğrusunu söylemek gerekirse evimden bu derece memnunken bu ses rahatsız etmiyordu ama farklıydı işte. Dedem dediğim o adamı hatırlatıyordu. İstisnasız her zaman hem de. Bir de ışıkları yanan şu evler var. Ve dakikalar ilerledikçe sayıları artıyordu. Bu saatte ne akla hizmet uyanık olurlardı ki? Neyse, bu da beni ilgilendirmezdi. Tekrar uyumaya çalışmalıydım. Düşünme Steph, düşünme dostum, uyu. Sonrasında menemen yaparken hafiften şarkı mırıldanıyordum. Kulak tırmalayıcı sesimi duyunca susuyordum mesela. Sonra fark etmeden yine mırıldanıyordum. Sonra da bu halime geliyordum. Bir dakika, bir dakika. Ben söylemedim değil mi neden bu kadar mutlu olduğumu? Kardeşleri kahvaltıya davet ettim. Erken kalkan erken yol alır diye de. Evet, maalesef uyumadım. Yani uyuyamadım ve güneşin doğuşunu izledim. Çok güzeldi. Arada yapacağım bunu. Yapacağım derken şunu da belirteyim. Temizlik de yaptım. Bunun sonucu her ne kadar mis gibi ev eşittir bitkin ben olsa da halimden memnundum. Yalnız şu bahsettiğim odaya giremedim. Artık kardeşler gelince hep beraber düzenleriz. Çünkü buna mecburuz. Kardeşler orada kalacaktı ve ben onlara bundan bahsetmemiştim. Ah, vicdansız değildim. Temizlenecekti sonuçta, yani çalışacağız. Patatesler kızarmış, yumurta haşlanmış, kahvaltılıklar da masada ve olmazsa olmazım menemen. Bugün bahçede yemek için güneşli bir pazar. Ve ben uğramadığım o bahçeyi hazırladıklarım ile mis gibi kokuttum. Gönül isterdi ki bahçe gül çiçek koksun. Ne yapayım, uğraşmak istemiyorum. Çocuklar da idare etsin artık. Çalan zil ile birlikte elimdekileri masaya bıraktım ve kapıyı açtım. Tanıdığım kadarıyla ciddi bir adam olan Selim yine ciddiyetiyle gülümsüyordu. Yanımda ise onun tam zıttı olan
tüm pozitifliğiyle Sami. Ağzı kulaklarında gülüyordu. Hoş geldiniz, buyurun derken ben de gülümsemiştim. Hoş bulduk Steph, nasılsın diyen Selim içeri girip ayakkabılarını çıkardı. Valizini koyarken Sami de içeri girmişti. İşleri bitince arka bahçeye doğru yönelip iyiyim siz diye sordum. Bu ciddiyet beni geriyordu doğrusu. Sami bomba gibi abi, birazdan patlayacağım diye korkuyorum. Burası ne kadar güzel ya. Yolu da kolay bulduk. Hele var ya şu deniz manzarası beni benden aldı. Daha ne diyeyim ki? Gerçek. Ah! Selim'in koluna vurmasıyla Sami'nin susması bir olmuştu. Bu çocuk çok eğlenceliydi. Selim'e attığı bakışlar benim daha fazla gülmemi sağlamıştı. Kusura bakma ya, çok heyecanlandı dedi Selim. Bırak da anlatsın o zaman diye gülmem Sami'nin kahkahasıyla karışmıştı. Selim ise hafiften tebessüm ederek benimle birlikte yürüdü. Sami'nin abisine attığı zafer kazanmış bakışları bahçeye döndüğünde bir hayli değişmişti. Selim de öyle görünüyordu. Önce kahvaltımızı yapalım. Sonra odanızı ayarlarız, uyar mı diye sordum. Olumlu cevaplar alınca çayları doldurup sandalyelere geçtik. Sonunda kavuştuğum kitaplara mı sevinmeliydim yoksa sıcak simitlere mi? İkisi için de teşekkür ettikten sonra evi beğenip beğenmediklerini, okullarının yakın olup olmadığını ve birkaç şey daha sorarak vakit geçirdim. Kahvaltının sonlarına yaklaşırken Selim yine mahcubiyeti her halinden belli olarak konuşmaya başladı. Ya yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Tabii diye merakla soracağı soruyu bekledim. Şu çiçekler en son ne zaman sulandı? Bu soruyla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. En son geçen yağmurda dediğimde ise aynı şaşkınlığı onda gördüm ya da hayreti. Abim bahçe işlerine çok takıntılıdır da diyen Sami'yi bu sefer de Selim'in öksürmesi susturmuştu. Şimdi anlamıştım Sami'nin bahçeye bakarken acıklı haliyle Selim'in gergin halinin sebebini. İyi o zaman Selim. Bundan sonra bahçe işleri senden sorulur. Organik şeyler yemezsek seni yeriz. Demedi deme diyerek gülmeme ikisi de eşlik etmişti. Böyle bir görevi bana layık görmeniz beni onurlandırdı efendim. Teşekkür ediyorum dedi bir yandan ciddi bir pozisyon alırken. Tekrar hep birlikte güldükten sonra yavaş yavaş sofrayı kaldırdık. Yani beni sevindiren nokta o kadar zamanda hazırlanan masa iki kişi daha gelince daha kısa sürede pırıl pırıl olmuştu. İşçi problemlerinde iyi olmadığım yalnızlığımdan mı kaynaklanıyordu acaba? Sahi düşünsene diğer işlerin de bu kadar çabuk bittiğini. Gerçekten sevinmem gerekiyordu ve şu bahçenin hoş olmayan görüntüsünden kurtulma fikrini de buna eklersek şu ana kadar keyfime diyecek yoktu. Sıra benim odama gelmişti. İyiymiş diyen Selim'e karşı vay çok kral zevkim var, kitaplığın falan harika görünüyor, tebrik ederim diyen Sami farkını yine ortaya koymuştu. Teşekkür ettikten sonra sıra onların kalacağı odaya gelmişti. Buraya kadar her yeri güzel bulmuşlardı. Temennim diğer temiz yerlere tezat olarak burada örümcek ağı bulamamalarıydı. Benim odamdan çıkıp yan odanın önüne geldiğimizde geldik dedim ve sustum. Çünkü anahtarı unutmuştum. Sustuktan hemen sonra Sami zurnanın zırt dediği yere mi diye gülerken ona eşlik etmiştim. Bir dakika anahtarı alayım diyerek tekrar odaya girdim. Düşündüğüm tek şey de zurnanın mı zırt diyeceği yoksa farenin mi vik diyeceğiydi. Sahi fare böyle mi ses çıkartıyordu? Gençler şimdi bir anlaşma yapalım. İçeride her ne olursa olsun soğukkanlı davranmanızı istiyorum. Olamazsanız bile öyleymiş gibi yapın. Çünkü soğukkanlı olmayı bazen beceremeyen ben sizi görünce ne yapacağımı bilemeyebilirim dediğimde anlamayan dört adet göz gördüm. Doğru söyle, içeride ceset mi var diyen Sami yine beni güldürmüştü. Ne zamandır temizlemedim de hoş görüntü yok büyük ihtimal dedim mahcubiyetle. Sorun yok anlamında birkaç şey söylediklerinde içim rahatlamıştı. Bakalım sorun var mıydı yok muydu?
Kapıyı açtığımda bir iki dolabın birbiri üzerine yığılmış halleri, duvarın köşesinde küçük bir örümcek ağı ve buruna gelen toz kokusundan başka bir sorun yok gibiydi. Hallederiz bunu ya, o kadar da kötü değilmiş diye gülerken Selim'in yutkunmasına ve benim bir adım geri gitmeme sebep olan küçük bir hayvandı. Fare diye aynı anda söylerken fare diyerek hem gülen hem el çırpan Sami'ye bakmamız da bir oldu. Hey, şunun sevimliğine bir bakın derken fareyi sevmesi değil bizimle alay etmesini gayet iyi anlayabiliyorduk. Ve Selim'in de fareden korktuğunu öğrenmiş oldum. Birbirimize aynı anda fareden mi korkuyorsun diye sorup yine aynı anda yo sadece hoşlanmıyorum dememize mi şaşırsam yoksa Sami'nin çoktan odaya girmesine mi? Sonra Selim ile birbirimize bakıp kahkaha attık. Kesinlikle o da benim düşündüğümü düşünüyordu. Kapıyı kapatıp tekrar kilitledim. Hey ne oluyor diye soran Sami'ye madem o kadar sevimli hadi biraz vakit geçirin diye cevapladık. Şu an çok eğleniyordum. Sami'nin söylenmelerini dinleyerek Selim ile gülerken bir anda içeriden ses gelmedi. Biraz geçtikten sonra pat! Selim'e endişeli halde bakarken onun da benden farklı olmadığını gördüm. Sami? Cevap yoktu. Kardeşim? Yine cevap yoktu. Sami açalım mı kapıyı? Dedim ve yine cevap yoktu. Olamaz. Yoksa yıllar önce öldürdüğüm farenin torunu intikam için Sami'yi mi öldürmüştü? Demeyeceğim tabii ki de. Kapıyı açtıktan sonra gözlerim Sami'yi aradı. Bulduğunda ise kısa bir şok yaşadım. Selim, oha lan derken ben hala şoktaydım. Katil oldum. Arayın polisi beni alsınlar. Teslim olmak istiyorum derken o kadar ciddiydi ki. Bir an polisi arayasım geldi. Duvarın dibine oturmuş Sami, yanındaki dolap kapağı ve altından bir ayağı görünen o sevimli hayvan. Yavaş ve temkinli adımlarla yanına yaklaştığımızda sadece sevmek istemiştim diyerek boynunu bükerek dudağını büzdü. Biz onunla iğrenerek bakarken bir anda üçümüz bu halimize kahkahalarla gülmüştük. Sami, azıcık sus da çenen yerine elin çalışsın be kardeşim. İkisini aynı anda da yapabiliyorum dedi o da. Hafif gülmelerini duymamla ben de gülümsedim. Bir yandan da yaptığım boyaya odaklanmıştım. Açık yeşil renk odayı çok güzel göstermişti. Boyama işi bitti bitecekti. Sami kapının yanındaki eşyaların tozlarını alırken Selim zemini siliyordu. Boyamayı bitirdikten sonra hadi gelin bir şeyler içelim derken onları arkamda bırakarak mutfağa indim. Buzdolabından meyve suyunu çıkartıp bardaklara doldurdum. Geldiklerinde masaya oturduktan sonra Sami kurabiye almıştık dedi ve kurabiyeleri ortaya uzattı. En sevdiklerimden diyerek bir tane uzandım. Yeme içme işleri bittikten sonra odayı düzenledik. Eşyaları Selim önceden sipariş etmişti ve birazdan gelecekti. Eski ev sahibesinden kalan gardırop ve çalışma masası onların işine yaramıştı. Eşyalarını yerleştirirken ben de mutfağa hiç uymayan duvar saatini odalarına taktım. Göz zevki diye bir şey vardı değil mi? Cidden bu odaya çok güzel olmuştu. Kardeşler de her hareketimden sonraki rutin olarak teşekkürlerini ettiklerinde her şeyden memnun olmalarını keyifle izliyordum. Gerçekten bu hissettiğim duygular beni çok mutlu ediyordu. Ranzayı da yerleştirdiğimizde tam bir öğrenci odası olmuştu. Bu odanın bu hale geleceğine inanır mıydım? Tabii ki de hayır. Yatakları da ayarladığına göre pizza siparişi vermek şart olmuştu. Yorulmuş ve fazlasıyla acıkmıştık. Siparişi verdikten sonra salona geçip koltuklara oturduk. Biz müsaadenle odaya gidelim diyen Selim'e anlamaz halde bakıyordum. Tabii demeyi de ihmal etmemiştim. Selim kardeşine bakıp hadi Sami diyerek onu da çağırdı. Sami yorgun hallerde biraz sonra abi çok yoruldum dedi. Sonra da dinlenirsin. Namaz beklemez kardeşim diyerek Sami'nin elinden tutmuştu Selim. Bana baktığında ise çok çekingen duruyordu. Tamam, namazı Müslümanlar kılıyordu. Yani dedemden biliyordum.
Nasıl yaparlar, ne ederler tam bilmem ama bunu biliyordum. Günde 5 kere okunan ezan gibi 5 kere namaz kılıyorlardı. Başka bilgi mi? Ateist olan ben için bu kadarı bile fazla değil miydi? Sonuçta ilgilenmediğim bir konuydu. Dediğim gibi Selim, ibadetlerini özgürce yapabilirsin. Çekinmene gerek yok. Bak, bir sorun olursa çeker gidersin, olur mu? Ama seni zor durumda bırakmam, buna emin ol dedim. Güvenmesi için samimi bir şekilde gülümserken. O da gülümseyerek çok sağ ol her şey için dedi. Başımı küçük hareketle sallayarak televizyonu açtım. Onlar da çoktan yukarı çıkmışlardı. Sonrasında pizzalarımızı yedikten sonra biraz sahilde vakit geçirmeyi düşündük. Bu yorgunluğa gelecek en iyi şey temiz deniz havasıydı sanırım. Şu ana kadar çok eğlenceli vakit geçirmem, diğer güzel günlerin fragmanı ise seve seve izlerdim. Fakat mutlu başlayıp kötü sonla biten hikaye ise bunu bilemezdim değil mi? Yine her şeyi yaşayıp görme olayına çıkıyordu. Tek bildiğim, bu çocukların 2 günlük dostluğu benim yıllardır bilmediğim arkadaşlık duygusunu öğrenmemi sağlamıştı. Tek istediğim ise bu mutlu günlerin hep mutlu devam etmesiydi. Belki de yaşadığım acılarımı sadece bu şekilde azaltabilirdim. Kim bilir? Sonrasında gözlerimi açmak istemiyordum. Yüzüme vuran güneş ışığı sabah olduğunu anlamama yardımcı olsa da ben alarm çağına kadar uyuma tarafındaydım. Gözlerimi açarsam uykum kaçacaktı biliyordum. Gerçi uykum kaçmıştı ve arkasından tüm müşteriler kovalıyordu. Hangi müşteriler mi? Hani şu çalıştığım mağazaya boş boş gelip beni arkalarında kuyruk gibi gezdirenler. Yastığı başımın altından ters tarafıyla yüzümü kapattım. Soğuk olduğu için biraz toparlanabilsem de hala kalkmak istemiyordum. İşimden kovulma düşüncesi bile beni kaldıramıyordu. Aa, şunun şurasında kaç saat uyumuş olabilirdim ki? 4, 5, en fazla 6. Kapının vurulmasına önce biraz ürksem de artık evimde benden başka birilerinin yaşadığı bilincine tez varmıştım. Bu beni zorlayacak. 14 yaşından beri tek yaşıyordum. Cidden kolay olacağını mı zannetmiştim? Gelebilirsin diye mırıldandım. Yüzüm yastıkla bir bütün olmuşken. Kapı açıldığında Selim'in sesini duydum. Ses duyduğuma eminim de inşallah sayıklamıyordun dediğini zor kavramıştım. Uyuyorum Selim dedim uyumaya çalışarak. Değişik bir uyumaymış dedi gülerek. Hadi Steph, geç kalacaksın. Geç mi kalacağım? Daha alarm çalmadı ki. Alarm? Ben alarmı kurdum mu ki? Aa, hayır, olamaz, olmamalı. Unutmuştum ve şu an saatin kaç olduğunu deli gibi merak ediyordum. İlk geç kalmam değildi çünkü. Yani az önce iş umurumda değil havaları atıyor gibiysem de bu işten ciddi anlamda kovulmam gerçeğini bağlamazdı. Saat kaç Selim? Dedim tamamen endişe içeren ses tonumla. 7'yi çok az geçmekte diye cevapladı. İçten bir oh çekip çay suyunu koyar mısın? Geliyorum birazdan dedim. Kahvaltı hazır. Sami ile seni bekliyoruz. Acele et dedi gülerken. Yastığı başımdan çekip sahi mi diye merakla sordum. Ne yani, kaç yıldan sonra kahvaltımı biri hazırlamıştı ve ben de yiyecek miydim? Vay canına, bu harika. Oh be, sonunda bülbül sesini duyabildik. O yastığın altından çıkan sesini duymak bile istemezsin dedi gülerken. Ben de gülüp yastığı ona doğru attım. Hadi bu aradan. Bugün günlerden eğlenceli bir sabaha merhabaydı. Bu her ne kadar pazartesi sabahı olsa bile gerçekten uzun zamandır mutlu değilmişim ben ya. Ciddiyim bak. Sonrasında güzel kahvaltının ardından hazırlanmış Sami'yi bekliyordum. Sami, koltuktan kalkıp bir kere daha bağırmıştım. Yaklaşık 5 dakikadır hazırlanmasını bekliyordum. Beklemeyi de bilmiyordum ki. Bu kadarı bile fazlaydı bana arkadaş. Kime süsleniyorsun anlamıyorum ki diye gülerek konuştu Selim. Ben de gülerken merdivenden inip bir adet Sami göründü. Düzeltiyorum, bir adet sinirle bakan Sami.
Bana bak büyük karınca. Zaten geçenki dingilleri göreceğim diye sinirlerim tepemde. Dalga geçme benimle. Ödevi yapamamışım da onunla uğraştım. Affedersiniz derken her ne kadar öfkeli konuşuyor gibi zannedilse de ayrı bir tonda söylüyordu. Bu gülmemi arttırırken Selim'in de benden bir farkı olmadığını gördüm. Karınca demesi de ayrı meseleydi zaten. Selim'i inceleyip karıncaya benzer bir hali var mı diye düşündüm. Dün gecenin o saatinde çalıştığını düşününce olabilirdi aslında. Ya da saçları kumral bir karıncayı anımsatıyor da olabilir. Bunlara maalesef alışmalıyız Steph diyerek gülerken alıştım bile dedim gülmemin arasından. Hadi ortak gidelim diyerek Sami ile birlikte kapıya yöneldik. Anahtarı ben aldım Selim. Kapıyı çeker gidersin artık dedim gülerken. Selim de onay vermişti. Tamamdır hadi görüşürüz diyerek bizi yolcu etti. Minibüs durağına geldiğimizde Sami okuldan bir arkadaşını görmüştü. Onun adına sevindim. En azından yalnız gitmemiş olurdu. Malum ben şu an erken gidiyordum. Olsun Sami'nin alışıp zorluk çekmemesi için yarım saat çok değildi. Bak bu Yiğit, bu da Steph abi. Onun yanında kalıyoruz abimle dediğinde ismi Yiğit olan çocukla tokalaşıp biraz sohbet etmiştik. Gayet samimi olan ve beni eğlendiren bu ikiliyle muhabbet minibüsün gelmesiyle sona erdi. Sabahın bu saatinde işe giden amcalara minibüse binmeleri için öncelik tanırken sağ tarafımdan gelen kişiye gözlerim kaydı. Yine o kızdı. Üzerindeki siyah şeyin üstüne saçlarını yok eden ki saçının olduğundan daha şüpheliyim koyu yeşil bir örtü takmıştı. Şimdi hatırlamıştım. Geçen de karanlıkta belli olmasa bile sokak ışığı sayesinde görebilmiştim. Aynı örtüydü. Ama şimdi ne derler? Gündüz gözüyle gördüğümde gözlerini ortaya çıkardığı netti. Beyaz yüzüne karşın ise vücudunu kapatan siyah örtüyle gerçekten dikkatimi çekiyordu. Hayır, çekmemesi gerektiğini elbette biliyordum. Ama incelediğim onun inceliği dahi fark edilmeyen vücudu değil, kirpiklerinin uzunluğunu yeterince belli edecek şekilde yerde bir şeyler arıyor gibi eğilmiş gözleriydi. Onun da binmesi için müsaade ettikten sonra son yolcu olarak ben de binmiştim. Ücretimi verip kendime oturacak bir yer aradım. Sami arkadaşıyla birlikte oturmuş, ben de genelde olduğu gibi şoförün yanına oturmuştum. Şoförlerin arada muhabbet etmeleri hoşuma gitmesinin yanında arkamda oturanları görmemem de benim iyi olmamı sağlıyordu. Sonrasında kendimi sandalyeye atıp elimle ensemi tutarken gözlerimi kapatmıştım. İki çalışan gelmiş muhabbet ediyorlardı. Müşteri bu saatte pek gelmezdi. Sandalyeye yavaş yavaş başımı koyarken her şeyin ne kadar da güzel gittiğini düşünüyordum. O kızın sesini duymasaydım hala öyle düşünebilirdim. Ama o uykuma engel olmakla kalmayıp kulaklarımı da patlatmıştı. Patlamış olabilirdi yani. Bu sesle niye olmasındı? Ay uykucum gelmiş. Steph ya beni şaşırtmayı ne zaman bırakacaksın? Duyan da her gün farklı sürpriz yapıyorum sanacak. Gözlerimi aralamaya bile tenezzül etmeden git başımdan diye mırıldandım. Bütün kızlardan nefret mi ediyordum? Bana mı öyle geliyordu? Kesinlikle evet. Gözümde hepsi kaybolan evladının acısını unutup boşanmış ve hemen evlenip diğer çocuğunu da unutmuş bir anne modeli. Kızın sesini duymam bile biraz uyumaya çalıştım. Sonra vaktin geçtiğini anlayınca gözlerimi açtım. Karşında gözlerine dikmiş bana bakan siyah uzun saçlı kız az önce bahsettiğim kızdı. Bu kızın bu mağazada neden çalıştığını bir türlü anlamamıştım zaten. Anladım da anlamamazlıktan geliyordum ve elimden geldiğince muhatap olmuyordum. Önüne gelen siyah saçını kulağının arkasına alarak gülümsedi. Günaydın diyerek şirin kız gösterisine başlamasaydı belki nezaketen gülebilirdim. Kalkıp yeni gelen ürünleri almak için depoya gittim. O kızı bir nebze umursamıyordum. Belki ukala, belki merhametsiz, belki de vicdansızdım. Her neyse, şimdi çalışma sırasıydı. Sonrasında saat 8'e yaklaştıkça ben sağlıktan uzaklaşıyor gibiydim. Evet sonunda evime gidebilmiştim.
minibüsten indiğimde bizim kardeşleri durakta görmeyi beklemiyordum. Vakit kaybetmeden konuştum. Ne yapıyorsunuz burada? Bekliyoruz, dedi Sami hüzünlü halde. Kimi? Diye yorgunluğumu verdiği dalgınlıktan olsa gerek sormuştum. Uzaktaki sevgili, dedi yine aynı ses tonunda. Gelmeyecek biliyorum ama ben hep bekleyeceğim. Sevmeyecek biliyorum ama ben hep seve ve ensesinde Selim'in elini sertse hissedince susmak zorunda kaldı. Selim bir yandan da konuşmayı ihmal etmiyordu. Geveze, başka bir şey değil, bildiğin geveze, dedi gülerken. Üçümüzün de gülmesini sağlayan Sami, şu lise derslerinden en çok edebiyatı seviyorum diyerek noktayı koymuştu. İnanmamıştık tabii ki de. Futbol takımının kaptanı en çok beden dersini seviyor olmalıydı. Yürürken kahkaha atıp çok ezber olmasa belki şanslı olabilirdi dedi. Gülmemize devam ederken kaç gündür güldüğümü düşünüyordum. Selim ile tanıştığım günden beri keyfim oldukça yerindeydi. Şu ana kadar pişmanlık yaşamadığım düşüncesi keyfimi de daha arttırmış ve neşeli muhabbet devam ederken eve gelmiştik. Anahtarları çıkarırken bu sana bir numara, bu da sana iki numara diye gülerek elimdeki anahtarları kardeşlere verdim. Sevinip teşekkürlerini iletirken Sami'ye elimle kapıyı gösterip başımı hafiften öne eğdim. Sami hemen anlamış olacak ki kapıya yaklaşıp konuşmaya başladı. Öhöm öhöm, öncelikle bu görevi bana layık gördüğünüz için sizlere saygılarımı ve teşekkürlerimi tekrardan dile getirmek istiyorum. Yeni anahtarımla ben ve ağabeyim için yeni olan bu güzel evin kapısını açarken hepimiz için hayırlı olup mutluluk, huzur ve bol muhabbet getirmesini diliyorum. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Açıyorum, açıyorum ve açtım diyerek sonunda kapıyı açabilmişti. Selim ayakkabısını çıkarırken keveze diye boş edemiyorum diyerek gülmüştü. Garip olan şudur ki Selim ne derse desin Sami sinirlenip gürlemiyordu. Aralarındaki muhabbet ciddi anlamda hoşuma gidiyordu. Akşam yemeğimizi hazırlayıp yedikten sonra çaylarımızı alıp bu mevsimin son sıcak günlerinin tadını çıkarmak üzere bahçeye çıktık. Bahçe tam anlamıyla harika görünüyordu. Bir yudum alarak ''Nasıl bu hale getirdin?'' dedim şaşkın bir o kadar sevinçli halimle. Zor olmadı değil ama önce emek sonra yemek demişler. ''Beğendiniz mi?'' diye heyecanla sormuştu. Sami hiç oralı değil gibiydi. Bense mükemmel ötesi ya, eline sağlık dedim memnuniyetle. O da içten gülümserken çoktan gülerek bize bakması gereken fakat oldukça durgun olan Sami'ye bakmıştık. Neyin var küçük karınca diye soran Selim'e bakıyordum. Bana dönerek bizim soyadımız Karınca da dedi. Bizimle herkes dalga geçince artık biz de alıştık diye ekledi hafiften gülerek. Sonra Sami'ye baktı. Hala tepkisizdi. Şu an sabah Selim'i karıncaya benzetmeye çalıştığım için hunharca gülebilirdim. Fakat Sami'nin yüz ifadesi buna müsait değildi. Buna bile gülmediysen sıkıntın büyük olsa gerek dedi Selim fısıltı halde. Sami hala boş gözlerle bir yere odaklanmıştı. Selim dayanamamış olacak ki Sami'nin kolunu hafifçe sallayıp ''Hadi be kardeşim ne sıktı canını?'' dedi. ''Geçenki çocuklarsa takma kafana. Uçan tekmelerimiz hala taze dedim gülerek. Selim gülse de şu anda kahkahadan konuşamaması gereken kişi hala özgün duruyordu. Annemleri özledim sanırım diye mırıldanmıştı sonunda. Selim'in gülmesi üzgün bir hal alırken ne diyeceğimi bilemeyip öylece onları izliyordum. Sonra eğlenceli ses tonumla özleme kolay alışırsınız biraz sabredin bak ben ailemi kaç senedir görmüyorum. 3 senedir bu ülkedeyim. Haberleri yok. Bence iyi aileleriniz olduğu için mutlu olmalısınız. Hem işaret parmağımla kaşımı kaşarken devam ettim. Özlem de iyi kızdır hani. Üçümüzün kahkahalarının karışmasıyla mutluluğum artmıştı. Bu kardeşleri, hayır, karınca kardeşleri sevdiğimi en samimi halimle söyleyebilirdim. Çaylarımız bittiğinde yine o ses yani ezan sesi duyuldu. Bazen o kadar dikkat etmesem de bazı zamanlar oluyordu ki sırf ben duyayım diye okunduğunu düşünürcesine dikkatimi çekiyordu. Karınca kardeşlerin dudaklarının kıpırdadığını görebiliyordum.
Bittiğinde ise Sami bardakları toplayıp gitmişti. Selim ile ben de ardından kalkmıştık. Bugün yoruldum diyemiyordum. Bugün çok yoruldum bile az geliyordu yorgunluğuma. Ve o kadar yorgundum ki şu anki halimi anlatmayı yarına bırakıp uyumak istiyordum. Odama girerken Sami şakaklarından akan bir iki damla su ile lavabodan çıkmıştı. Selim ise hayırlı geceler ortak diyerek girmişti odasına. İkisine de iyi geceler diyerek odama girmiştim. Ben şimdi uyusam da onların uyumayacağını biliyordum. Namazlarını kılacaklardı kaç günden beri olduğu gibi. Namaz kılmak. Tamam biliyordum eğilip kalktıklarını ama daha fazlasını bilmiyordum ki. İbadetlerini rahatça yapabileceklerini söylemiştim. Karışmayacağımı söylemiştim. Fakat beynime bunları düşünmeyeceğimi söylemeyi unutmuştum sanırım. Şimdi uyumalıydım. Yarın beni fazlasıyla gereksiz müşteriler bekliyordu zaten. Hayır, iyi olanlar da vardı tabii ama maddi durumu iyi olup bunu insanları ezmek için kullananlar da vardı. Ben de bir çalışan olarak onların memnun olmasını sağlamaya çalışıyordum. Çünkü çalışmaya mecburdum. Ne yazık ki. Sonrasında gözlerimi ovuşturup komodinin üstündeki telefonumu aradım. Elimde hissedince tuş kilidini açıp saate baktım. Saat 2'yi geçmişti. Ağzımdaki kuruluğu hissedebiliyordum. Alışkanlık olmuştu sanırım. Her neyse, kalkıp bir an önce su içmeliydim. İlk başta sallana sallana olsa da bir iki adım sonra kendimi toplamış mutfağa yürüyebilmiştim. Eğer sersem halim devam etseydi şu an indiğim merdivenlerden yuvarlanıp son basamaktan sonra zeminde uyuyakalma ihtimalim yüksekti. Fazlasıyla uykum vardı çünkü. Suyu içip kendimi merdivenlerden çıkarken bulduğumda son basamağa ulaşmıştım. Bu basamaktan sonra sola dönüp kendi odama kavuşmadan önce Selimlerin odasının önünden geçmem gerekiyordu. Fakat Selim'i lavaboya girerken görünce istemsizce duraksadım. Duvarın kenarında öylece oraya bakıyordum. Dün gece de bu saatlerde ikisinden biri lavaboya girmişti. Hayır yani normaldi de tam da bu saatlerde olması biraz tuhafıma gitmişti. Saçmalama Steph, yürü odana git. Yatsı var. Tam gidecekken lavabonun kapısı açıldı ve sessizce bir adım geri gitmemi sağladı. Arkadan vuran ışık Selim'in saçının ıslak olduğunu belli belirsiz gösteriyordu. Beni görmediğini anlayabiliyordum ama ne yaptığını anlayamıyordum. Lambayı kapatıp odasına gidince sessizce yürüdüm. Odasının kapısının yanına geldiğimde kenarına adeta saklanıyordum. Neyin var Steph? Uykum vardı ama neden buradaydım? Sahi merak mı ediyordum gerçekten? Dedem olacak o herifin de bir iki kez namaz kıldığını görmüştüm. Ama çok uzaktan. Genelde babamın hadi yürü gidiyoruz diye çekiştirmesine denk gelmişti. Merak edeceğini bile bile haber vermeden arabayla bindirilip zorla götürülüyordum. Şimdi düşünüyorum da bunları ne kadar da hak ediyormuş o adam. Selim sokak ışığıyla birlikte çok değişik görünüyordu gözüme. Serdiği örtünün üstünde vücuduna bilmediğim hareketler yaptırıyordu. Eğiliyordu, kalkıyordu, bekliyordu, oturuyordu. Omuzlarına bakıyordu ve yine aynı şeyleri yapıyordu. Artık gitmem gerektiğini anlayıp yine aynı şekilde sessizce odama gittim. Aralık bıraktığım yerden girip sessizce kapıyı kapattım. Yatağa yatar yatmaz ise uykuya teslim ettim kendimi. Sonrasında bugün kış mevsiminin ilk cumartesi günüydü. Haliyle havalar da çok soğumuştu. Uyandığımda ''Aa kar yağmış'' diye sevinecek çocuk kadar karın yağmasını umut ederek kalkmıştım yine. Biraz yağmur vardı o kadar. Kahvaltıyı hazırlamıştım ve sadece merdivenlerden kardeşlere seslenmek kalmıştı. Ayak sesi yaklaştıkça Sami görüş alanıma girmişti. ''Hayırlı sabahlar Steph abi'' diye gülümsüyordu. Günaydın'a alışıktım ama buna da alışmıştım. ''Hayırlı sabahlar'' bugünün çok güzel geçeceği hissi veren bir cümleydi. Sana da ama artık şu konuda anlaşalım. Bana sadece Steph de dedim. Hafif çekik gözlerini kısarak Steph mi diye sordu. Evet diye gülümsedim. Uy uşağım püyüklere ağabey demeyeceksin da kime diyeceksin? Selim'in sesini duyunca ne olduğumu şaşırdım. Fatma ninem hoşçakalmışsın da
diyen Sami ile birlikte hepimiz gülmüştük. Sami sayesinde bu konuşmalar çok hoşuma gitmişti ama Selim'i ilk defa böyle konuşurken duymuştum. Fatma ninem burada olsaydı aynen öyle derdi diye hüzünle gülümsedi Sami. Selim bana dönerek büyük annem yani çok tatlı kadındır diye tamamladı. Sonra Sami'ye dönüp Stefa abi diyeceksin değil mi diye sordu. Hayır hayır Sami ile arkadaş gibi olmak istiyorum. Stef demesi yeterli diye gülümsedim. Sami'nin ben de çok isterim abi. Aman Stefciğim diye kahkahasının ardından kahvaltıya geçmiştik. Sami'nin cumartesi günleri okulda etüt dersi olduğu için erkenden gitmişti. Selim de çay bahçesinde çalıştığı için ikimiz birlikte evden çıkmıştık. Çünkü ben de her cumartesi gittiğim üzere geleneği bozmadan kütüphaneye gidecektim. Hem şu bitmiş olan kitapları ait olduğu raflara götürmem gerekiyordu. Selim ile birlikte sohbet ederek durağa yürürken kapı açılma sesi duydum. Başımı o yöne ister istemez çevirmiştim ve bu evin geçenki ev olduğunu hatırladım. Yani gördüğüm kişi de geçen gün bu eve kadar bıraktığım kızdı. Bıraktığım diyebilirim değil mi? Geçen dedim de bayağı geçmiş olduğunu şimdi hatırladım. O günden sonra da bir iki defa görmüştüm ama dikkatimi vermemiştim. Arkamızdan geldiğini anlayabiliyordum. Selim'in o tarafa bakmaması dikkatimden kaçmamıştı ki önemli miydi değildi. Sonunda durağa geldiğimizde aynı kızın bizden uzak bir köşede minibüsü beklediğini gördüm. Dikkatle onun gözlerini inceliyordum. Yeşil gözleri o kadar uzaklara bakıyordu ki. Bir an o uzaklarda kendimi buldum. Bu çok tuhaftı ama onu çok önceden görmüş olduğum hissi veriyordu. Belki ilk geldiğim zamanlar çok görmüşümdür demek istesem de hafızam bunu reddediyordu. Daha geçmişi düşündükçe bu kızı benim çevremde görmem imkansız olduğunu biliyordum. Bir benzerlik, yanılma olarak düşünüp onu umursamamalıydım. İlk ve son konuşmamız hiç iç açıcı değildi malum. Selim'in omzundan onu izleyen gözlerimi Selim'e çevirdim. Kahverengi hafif çekik gözlerini gözlerime dikmişti. Çok ama çok farklı bakıyordu. Çenesinin de kasıldığını fark etmiştim. Bir şey mi oldu ortak diye sormuştum. Çabuk toparlanıp hiç minibüs geç kaldı ona moralim bozuk diye soğuk sesiyle cevap verdi. Minibüsün geç kalmasına benim gibi sinirlenen bir arkadaşa sahiptim anlayacağın. İki katlı kütüphaneyi ikinci evim bellemiştim. Üst katta çay makinesi vardı ve isteyen rahatça çayını içip koltuklarda kitabını okuyabiliyordu. Karınca kardeşlerin sayesinde insanlarla yeniden iletişim kurmayı öğrenmiştim doğrusu. Ve kütüphanede bile birkaç arkadaş edinmiştim. Raflara göz atıp bir şiir kitabı elime aldım. Pencerenin kenarında oturup çayımdan bir yudum alırken yağmur damlalarının cama tıklatmasını seyrettim. Bu muazzam bir görüntüydü. Şiiri okumaya başladığımda dakikalardır birinin beni izlediğini düşünüyordum. Başta umursamasam da şu an bakmak istiyordum. Bu kadın, evet bu kadın kütüphanenin sahibiydi. Siyah uzun saçları ile siyah gözleri vardı. Kardeşiyle birbirlerini andırıyorlardı. Ona baktığım zaman hafifçe tebessüm ederek kendi işine döndü. Telaşla dönmeseydi belki ben de karşılık verebilirdim. Saygının insan karakterine lazım olduğunu düşünenlerdenim. En azından saygı olunca bazı sorunların daha kolay halledebildiğine şahit olmuştum. Yine 3 kitap seçerek evin yolunu tuttum. Vakit hayli geç olmuştu. Neyse ki kardeşlerin anahtarı vardı. Eve girdiğimde yemek kokusu burnumu doldurmuştu. Bu süperdi işte. Kardeşler geleli yaklaşık 1,5 ay olacaktı ve kilo almaya başlamıştım. Tabii abur cubur yerine sağlıklı beslenerek. Sami mutfakta çorba karıştırırken gördüğümde gülmeden edememiştim. Çorba karıştırmanın neresi komik diye gülerek sordu. Kolay gelsin ufaklık deyip elimi yıkamak için merdivenlerden çıkmaya başlamıştım. Ufaklık mı? Hani biz arkadaş olmuştuk. Bu kadarlık mıydı ilişkimiz diye sesini duyurmak için bağıran Sami'nin kahkaha sesleri basamak çıktıkça uzaklaşıyordu. Hafiften gülerken sesimin bir sesle karıştığını duydum. Kardeşlerin odasına çok yakındım ve bu duyduğum Selim'in sesiydi. Ne dediğini anlamıyordum. Telefonla falan da konuşmuyordu. Arapça konuştuğunu anlamıştım.
günde 5 kere okunan o ezan dedikleri şeye benziyordu çünkü. Biraz daha yaklaştıkça daha net anlayabilmiştim. Aralık olan kapıdan baktığımda elinde bir kitabı tuttuğunu görmüştüm. Bunun hakkında bir bilgim yoktu. Daha önce görmüş olabilirdim fakat anlamını hiç bilmiyordum. Peki Selim, bu çok karışık olup bir o kadar da değişik bir şekilde kulağa hoş gelen bu sözleri nasıl anlıyordu? Neyse, bu beni alakadar etmezdi. Her zamanki gibi gidip kendi işimle ilgilenmeliydim. Fakat istediğim olmadı. Geri gidecekken kapıya ayak topuğum ile hafifçe vurmuştum. Selim'in beni göreceğini düşünmüyordum ama o hala okumaya devam etmişti. Birkaç şey söyledikten sonra da hala oradan uzaklaşmayan bana dönmüştü. Göz göze geldiğimizde merakla bana baktığını gördüm. Yanına gidip sandalyeye oturdum. İlk defa böyle bir kitap görüyorum. Adı ne? Diye merakla sordum. Selim önce kaşlarını hafiften kaldırarak beni inceledi. Sonra yutkunup sağ elini kitabın üstüne koydu. Bu kitabın adı Kur'an-ı Kerim diye cevap verdi. Peki anlamı ne diye merakımı gidermesini istemiştim. Anlamı bak diyerek derin bir nefes aldı. Biraz bekledikten sonra devam etti. Müslümanlar son gelen peygamberin ümmetidir deyince peygamberin ne demek olduğunu düşünmeye başladım. Kulağımı geçmişten birkaç şey çoktan doldurmuştu ama şu an sadece anlaşılması zor bir fısıltı gibi geliyordu. Peygamberler Allah'ın görevlendirdiği kullardır. Yani bizim gibi insanlar. Allah-u Teala biz insanların yapması gereken görevleri, dünyaya gelme sebebimizi ve birçok şeyi bazı peygamberlere kitap indirerek haber vermiştir. O kadar heyecanla anlatıyordu ki öylece kalmıştım. Susmasını istiyordum. Bunları bilmek istemiyordum. Saçmaydı. Tanrı yokken bunların olması saçmaydı. Ama susuyordum işte. O böyle heyecanla anlatırken ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim olmamıştı. Ama şey, bu kitaptakiler vahiy yoluyla geldi. Vahiy meleği ise, ama yok, bu biraz kafanı karıştırabilir. Bizim peygamberimiz, yani son peygambere de bu kitap gelmiş ve biz de onu okudukça bilgi ediniyoruz. Hatta birebir Allah ile konuşuyor gibi hissetti. Selim diyen hafif yüksek sesim bana çok yabancı gelmişti. Sözlerini bitirmeden onu susturmuştum ve o en çok istediği oyuncağı alınmış çocuk gibi sevinen yüzü bir anda soldurmuştum. Sadece kitabı sordum. Yavaşça yutkunmuştu. Affedersin ya, ben bir anda heyecan yaptım dedi telaşla. Başımı sağa uzun eğerek gözlerinin içine baktım. Heyecanlandığını anlayabiliyordum ama yine de sormak istedim. Heyecan? Heyecan şey, yani bir insana bilgi vermek çok hoşuma gidiyor da diyerek dudağının bir tarafı hafiften yukarıya kıvrıldı. Küçükten bir kahkaha atarak o halde tıp yerine öğretmenlik okumalıydın dostum dedim. Gülmesini biraz daha genişleterek ensesini kaşımaya başladı. Bir sıkıntı olduğu belli olan bir şeydi. Fakat Selim'in ensesini konuşurken kaşıması demek bunu daha da belli ediyordu. Çünkü bu çocuğu tanıdım tanıyalı canı bir şeye sıkılsa fark etmeden ensesini kaşıyordu. Neyse, konumuza gelelim. Ne diyorduk? Az önceki ani çıkışımdansa bu hallerin diyerek ayağa kalktım ve devam ettim. Unut gitsin. Kapıya yaklaşınca aslında ben kusuruma bakma diyecektim dediğini duydum. Tekrar ona döndüm. Mahcup duruyordu her zamanki gibi. Biliyordum. Benim hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmamam içindi bu halleri. Bu yüzden konuşmak istediği zaman susmak zorunda kalıyordu. Özür dilemeyi adet haline getirmişti hatta. Yanına giderek sandalyeyi tam karşısına aldım ve yavaş hareketlerle oturdum. Bir yandan söyleyeceklerimi düşünüyordum. Ağzımı aralayıp elimi sakalımda gezdiriyordum. Uzaktan gören dünyayı kurtaracak bir şey düşünüyorum sanacaktı. Daha fazla uzatmadan lafa girdim. Şu konuda anlaşalım. Yabancı bir şeyler söylüyordun ve kitap dikkatimi çekti. Şu kadarını biliyorum. Siz bir yaratıcı olduğuna inanıyorsunuz ve din olarak da Müslümanlığı seçtiniz. Bunlar bile benim için gereksizken daha fazlasını öğrenmek istemiyorum. Ne ben sizin ateist olmanıza söyleyecek değilim ne de siz benim inandıklarınıza inanmamı söyleyecek değilsiniz.
İkimizin de bunun bilincinde olduğumuzu bilmek istiyorum. Aksi halde hiçbir şey mümkün değil. İstediğinizi rahatça yapabilirsiniz dedim ve her zaman sözümün arkasında olacağım. İstediğim şudur ki bir daha bu konu açılmasın. Seneye mezun olacaksın. Sonrası da kendi hayatın. Boş yere tatsızlık çıksın istemiyorum. Hemfikiriz değil mi? Merakla yüzünü inceledim. Normalde duygusunu her türlü belli eden Selim'i şu an çözmek mümkün değildi. Ve bu konuşma beni fazlasıyla yormuştu. Aynı şeyleri düşünüyoruz diyerek hafiften başını salladı. Anlaştık o zaman dedim ve devam ettim. Hadi gel yemek yiyelim. Odadan çıkarken sesini duydum. Birazdan geliyorum dedi. Üzerimi değiştirip rahat bir şeyler giyindim. Yemekte her şeyin normal olması beni mutlu etmişti. Sami okulda yaşananları anlatıyordu. Futbol takımında bir anda yükselmişti. Sayesinde takım hakkında bilmediğimiz bilgi kalmamıştı. Biz de eşlik ediyorduk. Yarın birkaç saat kütüphanede vakit geçirme kararı aldık. Yarın güzel bir gün olmasını ümit ediyordum. Sonrasında ne çabuk bu kadar safa geldiniz. Ne içtiniz siz yahu? Şaşkın bakışıyla Sami Selim ile bana bakıyordu. Biraz yüksek sesle konuştuğu için yan taraftaki amca gözlüğünü burnuna doğru hafif indirip bizi inceledi. Sami pardon amca diye fısıltıyla sesini duyurmaya çalıştı. Gözlüklerini çıkartıp kitabının üstüne koyan yaşlı adam biraz daha bizi inceleyip pardon evladım özür dilerime ne oldu diye biraz sert tonda sordu. Sami'nin şaşkınlığı artınca Selim konuşmaya başladı. Ah efendim şimdiki gençlik böyle işte. Siz kusuruna bakmayın. Amca pek hoşnut şekilde ya sorma evladım bizim zamanımızda böyle miydi hiç? Selim ile birlikte hak verircesine başımızı sallarken amca tekrardan tabii siz ne bileceksiniz diye az önceki tavrından değişik bir şekilde dönüş yapıp yüzünü buruşturdu. Sami gülmemek için masaya kafasını gömmüştü. Biz de kendimizi tutuyorduk. Amcanın o yüz ifadesi gülünmeyecek gibi değildi. Kendimizi kütüphaneden dışarıya zar attık. Bir iki adım daha attıktan sonra Sami başladı kahkaha atmaya. Oh be kitaplar sayesinde çıktık. Çok sıkılmıştım lan demesiyle Selim kitaplar ne alaka oğlum demişti. Şu alaka siz o kitapları okumasaydınız ben ne kadar okumuşsunuz demeyecektim. Ben öyle demeseydim amca rahatsız olmayacaktı. Amca rahatsız olmasaydı o yüz ifadesini bizden mahrum bırakacaktı deyip tekrar kahkaha attı. Biz de Selim'le birbirimize bakmıştık. Aynı şeyi düşünüyorduk. Yine emindim. Hüzünle önümüze döndük. Sami hunharca gülerken bizi nasıl fark etti anlamadım ama siz birbirinize niye kavuşamayan aşıklar gibi baktınız diye kahkahasının arasından sordu. Ve kendi dediğine de güldüğü anlaşılan bir kahkaha daha patlattı. Gerçekten de patlatıyordu. Doğrusu bildiğin yeri göğüs sallayan bir patlatmaydı. Biraz abartı kattığı doğrudur. Biraz susunca bizden cevap beklediğini anlamıştık. Kitaplarımız yarım kaldı dedi Selim ve ekledi. Hem de senin yüzünden. Ben de ona hak verdiğimi gösteren bir kötü bakış attım. Gözlerini ikimiz de ciddi bir şekilde gezdirirken bir kahkaha daha attı. Aman derdiniz olsun babiler. Selim ile tekrar sinirle bakınca ya arkadaş topçu insanın ne işi olur kitap okumakla dedi. Tekrar konuştukça battığını anlatan bakışları görünce tamam tamam çok güzel bir yer keşfettim. Size kahve ısmarlayayım da barışalım dedi. Sonunda bizi de güldürmüştü. Biz gülerken de neyse tamam çok ısrar ettiniz siparişleri ben veririm. Siz de ücret ödersiniz dedi. Yolda önümüzde durup konuştuğu için Selim ile birlikte ortamıza çekerken gel buraya velet dedim. Ama Stefciğim kaç oldu bu? Arkadaş ilişkimizi de deliyorsun. Vallahi darılıyorum demesiyle Selim ile birlikte al bakalım topçu deyip hem kahkaha atıyorduk hem de Sami'ye vuruyorduk. Ama yapmayın arkadaşlar. Ay aman lan durun lan. Nerede bu devlet? Nerede bu adalet? Siz istediniz lan ve sonunda üçlü güreş yapıyorduk. Gülmekten yorulmuştum artık. Her şey karışmıştı. Mesela ben kimin bacağını tutuyordum? Kendi bacağım mı? Bak buna daha çok gülerim işte. Ah gözüm kapa çeneni. Anlaşmış gibi sırayla söylesek de bu sefer aynı anda bağırmıştık.
Sami ikimize tek gözüyle bakıp önüne döndü. Selim ile sonunda rahatladık diye derin bir nefes alırken bir daha hiç göremeyeceğim sandım. Anlıyor musunuz ha? Diye tekrardan konuştu Sami. Hatırlat biraderim. Her kar yağdığında hatırlat ki bir daha seninle kar tufanı oynamayalım. Ne bu böyle mızmız mız? Alt tarafı gözüne kar topu geldi. Yeter daha. Selim koltuktan kalkarken bir yandan da söyleniyordu. Ya tamam haklısınız. Her kar topu oynadığı zaman bir kurban vardır. Fakat bu kişi neden ben diye tekrar konuşan Sami'ye başımın altındaki yastığı fırlatıp ben de ayağa kalktım. Sami'nin arkamdan söylendiğini duymamazlıktan geliyordum. Mutfağa girdiğimde Selim çayları dolduruyordu. Sami gel hadi. Gel gel çayı göze koyduğunda iyi geliyormuş diye sesimi duyurmaya çalıştım gülme eşliğinde. Nereden bilebilirdim ki arkamda olduğunu? Biliyoruz biliyoruz diye kulağımın dibinde bağırdı. Kulağımı Selim ile göz göze geldiğimde kulağımın zarını patlattın diyerek sağ kulağımı ovdum. Çay kulağa da iyi geliyormuş. Peki sen biliyor musun dediğinde başımı kaldırıp gözlerinin içine bakmadım. Tabii ki de bakmadım. Elinde çay demliği varken nasıl gözlerine bakardım? 32 dış sırıtan Sami eski hallerine tezat iç şakacı görünmüyordu. Görünüyordu fakat görünmüyordu. Ciddi bir gülüştü. Bu gülüş tamamen kar topunu gözümün içine atmıştın değil mi? İçerikli bir gülüştü. Yok artık derken içim oha yuh çüş ve daha nice nidalarla dolmuştu. Var artık hepsi kulağın için diye yeniden bağırmıştı. Ardından çay demliğinin üzerime dökülmesiyle ağzımdan ne yaşıma ne cinsime ne de kimseye hiç yakışmayan harika bir çığlık kaçmıştı. Yanıyorduk şurada. Bir zahmet çığırayım da bağırayım da. Aynı zamanda ayağa da fırlama işini yapabilmiştim. Fakat bir tuhaflık vardı. Üzerime dökülen su vücut sıcaklığım ile az çok aynı düzeydeydi. Yani yanmıyordum. Oh be! Bu karınca kardeşler niye gülüyor? Bir dakika! Gülün lan! Çatlayana kadar gülün! Nasıl çığırdı ama diye kahkahadan zor çaba konuşan Sami'ye öylece bakıyordum. Selim de ona eşlik edip ''Abi nasıl çıkardın o sesi ya?'' diyerek onu harca güldü. Yukarı çıkıp üzerime değiştirdim. Kış gününde ıslak kıyafetlerle durmamam gerektiğini biliyordum elbette. Ama arkadaş ikinci çay demliğimizin olduğunu unutup bu numaraya nasıl kandığımı bilmiyordum. Tekrar aşağı inip sandalyeye oturduğumda birkaç dakika daha bekledikten sonra kendilerini toparlamışlardı. Bu hallerine göz devirip kendime çay doldurdum. Çayı içerken kendilerini hala tutan kardeşlere gözlerimden ateş çıkması mümkünmüş gibi baktım. Bana hayretle baktıklarında şimdi dediğimi yapın diye tüm ciddiyetle konuştum. İkisi kafasını sallarken gülmemek için büyük çaba sarf ediyordum. Kurabiye tabağını bana verin. İkisi de tabağı benim için önüme iterken gerçekten pür dikkat ne yapacağımı merak ediyorlardı. Üçüncü kurabiyeyi de yerken karınca kardeşlerin yavaş yavaş çaylarını yudumlayıp beni izlemelerini keyifle izliyordum. Kurabiyeleri ben yiyordum çünkü daha ne olsundu. Ama fazla uzatmanın çocuklar için de midem için de iyi olmayacağını anladığımda gülüp ''Ya son gülen iyi gülermiş, alın lan, acıdım halinize'' dedim. İkisinin de tabağa saldırıp bana övgü görünümlü hakaretler etmesiyle çayımızı içebilmiştik. Övgü görünümlü hakaret mi? Tamamen ikisine özel bir şeydi. Ben de daha yeni çözebilmiştim. Hoş, geçenlerde sohbetin en koyusuna daldığımızda Sami itiraf etmeseydi ben hala iltifat ediyorlar kafasındaydım ama olsun. Bu kardeşler kardeşim diyebileceğim kişilerdi. Varsındı. Tüm kötülükler onlardan gelsindi. Sonrasında zaman geçmeye devam ediyordu. Nil? Efendim canım. Canım ne lan? Terzi'de iki takım vardı geldi mi? Yüzü şaşırmış bir hal alırken ''Aa hayır unuttum onları vermeyi'' diye bildiğin ciyakladı. Nil'in arkasında görünen Murat Bey ''Yine mi Nil, müşterilere numaranı dağıtmak yerine aldığın paranın hakkını versen ya'' diye bağırınca morali bir hayli bozulan kız arkasını dönüp bahane öğretmeye yazdıkça yazmaya başladı. ''Murat Bey çok affedersiniz bugün babam hastaneye kaldırıldı. Kafam bütün gün oradaydı bir daha olmaz bıdı bıdı. Ne zaman vazgeçecekti çok merak ediyorum. Neyden mi? Elbette yalan söylemekten. Bu sefer umurumda değil. Seni kovmak zorundayım. Bak
Şimdi şaşırmıştım işte. Herkesi kovardı da bu kızı kovmaz sanırdım. Fazlasıyla hak ediyordu ama bir şeyler yapmalıyım. Çünkü bu aptal kızın durumu hiç iyi gözükmüyordu. Murat Bey, bence son bir şans vermelisiniz. Sayesinde birçok müşteri kazandık öyle değil mi? Diye sorduğumda bir umutla bakan Nil'i gördüm. Patron biraz düşündükten sonra, tamam Steph, sana güvendiğim için bu seferlik affediyorum. Sen de sakın gözümün üstünde olduğunu unutma Nil, diyerek arkasını döndü. Birkaç adımdan sonra tekrar bize doğru döndüğünde iyi bir şey söylemeyeceğini anlamıştım. Bu arada babanın vefat ettiğini zannediyordum demesiyle Nil'in ağladığını duymuştum. Patron uzaklaştığında hadi topla kendini dedim. Steph, ben teşekkür ederim. Bu işe çok ihtiyacım var. O yüzden yalana başvurdum dedi gözyaşlarını silerken. Tamam unut gitsin. Daha dikkatli çalışırsan yalana ihtiyaç kalmaz diye bir nevi uyardım. Buna emin olabilirsin. Öğle arasında teşekkür için sana kahve ısmarlayabilir miyim diye sorduğunda içimden hayda diye kükredim. Cevap vermeyince lütfen Steph demişti. Başından sanmak için tamam demiştim. Çok sağ ol diye gülümseyerek gelen müşteriyle ilgilendi. Çalışanların yarısı ve diğer yarısı olarak sırayla öğle tatili yapardık. İlk sıra bizdeydi. Yani ben ve diğer 3 kişi. Bu kızla birlikte bir şeyler yapma fikri kulağa çok can sıkıcı geliyordu doğrusu ama nedense tamam çıkmıştı ağzımdan. Neyse, bir kahveydi sadece. Fazla abartmamak lazımdı. Sonrasında seni tanıdığımdan beri ne kadar farklı olduğunu düşünüyorum. Bitmedi gitti şu kahve. Ne saçmalıyordu bu kız? Ne farkın varmış diyerek bıkkın vaziyette sordum. Tam da bu. Erkeklerin bakınca tekrar tekrar baktığı kızım ben. Halbuki sen gözüme dahi zor bakıyorsun. İstediğin kızı istediğin zaman elde edebilirsin. Benle değil hiçbir kızla muhatap olmuyorsun. Sevdiğin bir mi var ya da beklediğin? Kahveden bir yudum alarak parmaklarımla masada ritim yapıyordum. Kalkalım hadi diye telefona uzandığımda elimin üzerinde elini hissettim. Sadece bir cevap istiyorum diye merakla sordu. Elimi çekerken o anda iki masa ötede bir çift gözün üstümüzde olduğunu fark ettim. Hemen çekilen gözler yabancı değildi. Adını dahi bilmediğim bu kızın burada ne işi vardı ki? İki tane kız ile önlerindeki kitaplara bakılırsa ders çalışıyorlardı. O değildi. Bu kız beni mi izliyordu? Hem de elimin üzerinde Nil'in eli varken. Elimi aniden çektiğimde ürkse de hala merakla bakan bir adet Nil vardı karşımda. Daha ne olsundu? Ya da bu durum o kızı niye ilgilendirsindi ki? Ah Nil, Steph lütfen. Kısa bir sürenin ardından tekrar o kıza çevirdim kafamı. Arkadaşın hafiften gülümserken ilk defa gülüşünü görmüştüm. Ama öyle değildi işte. Bir şeyler vardı içimi kavuran. Bir kız çocuğunu çok sevmiştim. Onu kaybederek hayata küstüm. Bir kadını da çok sevmiştim. Onun sevgisizliğiyle sevgiye küstüm. Şimdi hiçbir kadını sevmek istemiyorum. Ama beklediğim var. Her şeyi bana unutturacak, sevgisiyle yeniden doğacağım bir beklenen. Bana şaşkın halde bakarken hesabı istedim. Sen gerçekten çok farklısın dediğinde hesap gelmişti. Tamam, kadınları sevmiyor olabilirdim ama hesabı ödetecek kadar odun değildim. Nil'in ısrarlarını duymamazlıktan gelerek beraber mağazaya doğru yol aldık. Sonrasında kapıyı tüm yorgunluğumu hissederek açtığımda Selim'in sesini duymuştum. Anlamıyor musun? Bu iş hemen olmalı. Anlıyorum da abi. Para mı var da? Böyle yaparak kendine eziyet veriyorsun. Gece çalış, gündüz çalış. Okulu ihmal ettin hep. Anlamıyorsun işte. Ya ben ne çekiyorum biliyor musun? Başkaları ona doya doya bakıyorken ben bakamıyorum. Onun gözlerini kaç kişi görüyor biliyor musun? Kaç kişi arkasından konuşuyor? Kaç defa rahatsız ettiler? Ya evlerimiz arasında 3-5 ev varken onu koruyamıyorum. Ben onu çok seviyorum Sami. Ben hiç böyle olmamıştım. Gittikçe kısılan sesi hiç iyi çıkmıyordu. Kim bekler ki parası pulu olmayıp sevdiğine sahip çıkamayan birini? Seni bekleyeceğine söz vermiş ya abi. Böyle düşünme. Beklemez Sami. O kadar kişi varken beni niye beklesin? Güzel bir gelecek varken niye harabeyi seçsin? Biten cümlesiyle
onun da bittiğine şahit olmuştum. Yerde oturmuş, başını kolları arasına almıştı. Sami başucunda oturmuş, üzgün halde ona bakıyordu. Gördüğüm bu, duyduğum ise sadece Selim'in sessizce ağlamasıydı. Selim, o ilk defa birini kendime örnek aldığım, her hareketiyle, konuşmasıyla beni mest eden dostum, ne haldeydi böyle? Konuşmasından anladıklarım hiç iyi şeyler düşündürmüyordu. Aklıma gelen olmamalıydı. Neden olmamalıydı hiçbir fikrim yoktu. Ama bugünden sonrası gözüme hiç iyi gelmiyordu. İşte böyle dostlar. Birinci bölüm burada bitti. Yeni bölüm nasipse haftaya inşallah. Hikayenin, bu güzel hikayenin yazarı Elif Kökselen. Ben de Cihan Bozacı. Hikayenin devamında çok şaşıracaksınız, çok güleceksiniz, çok ağlayacaksınız, emin olabilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız Cihan Bozacı YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.